Efendim, iyi akşamlar. 2 gün önce 10 Kasım Atatürk'ümüzün vefatının 83. yıl dönümüydü. Bazı teknik sorunlardan dolayı söyleşimizi erteledik ve bugün nasip oldu. Çok değerli konuğumuz, eski Kültür Bakanımız Namık Kemal Zeybek'le birlikteyiz. Bugün Sayın Zeybek'in penceresinden, ufkundan Atatürk'ü nasıl doğru anlamalıyız onu göreceğiz. Değerli dostlar, yani herkes bir şeyler söylüyor toplumda. 70 yıldır, 80 yıldır, 83 yıldır, hatta Atatürk'ün sağlığında iken Atatürk zaman zaman ya ilahlaştırıldı ya da tukaka gözüyle bakıldı. Atatürk şeytanlaştırıldı. Aklı selim, milli tarih ve milli kültür bilgisine ve bilincine erişmiş insanlar Atatürk'ü artısıyla eksisiyle samimiyetle vukuf bir şekilde efendim idrak eder. Atatürk ne ilahlaştırılacak boyutta, ki peygamberler bile ilahlaştırılmamıştır, ilahlaştırılmamalıdır bir insandır, ne de haşa şeytanlaştırılacak düzeyde bu millete zarar vermiştir. Dolayısıyla bugün biz Atatürk'ü doğru anlamaya çalışacağız. Yani kimi bugüne kadar gözlemlerim, okuduklarım efendim gösteriyor ki kimi Atatürk şarlatanları, Atatürkçü gibi görülenler kendini efendim manevi değerlerden yoksun hissedip de Atatürk'ü de öyle algılayıp o maske altında Atatürkçülükle maneviyatlarının zayıflığını ortaya koyanlar, kimileri de Arap kültürünü, Emevi devlet anlayışını kendine ölçü edinerek İslamiyet'i Arap kültürü olarak algılayıp da efendim dini ve dinimizin temel değerlerini özümsemeyen kimi bağnazlar, kimi yobazlar da Atatürk'ü şeytanlaştırır. Atatürk'ün bir din düşmanı olduğunu ifade eder. Oysa ki Atatürk'ün temel ölçüleri bellidir. Onlarca, yüzlerce temel ölçüleri biz kıssadan hisselerle Atatürk'ün milli mücadeleden önce, milli mücadele döneminde ve Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarıyla, devrimleriyle Atatürk'ü biz aslında objektif olarak anlarız. Atatürk ne ocuların ne bucuların dediği gibidir. Atatürk'ün bir dost doğru sözleriyle, tavırlarıyla yaptığı faaliyetlerle ortaya koyduğu bir yapı vardır. O iki önemli yapı özellikle, birazdan Sayın Bakanım özellikle üzerinde duracağını umut ediyorum. Birisi akıl yolu, diğeri de bilim yolu. Akıl ve bilim ölçüsünde hareket eden Atatürk hem Trablusgarp'te hem Suriye cephesinde, Kanal cephesinde, hem Muş'ta, hem Çanakkale'de, hem veliahtla birlikte Almanya, Fransa gezilerinde, hem de özellikle milli mücadele yıllarında ve daha sonrasında Cumhuriyet döneminde millet yararına, devlet yararına en etkin şekilde ortaya koymuştur bu iki temel ölçü: akıl ve bilim. Yine bu iki temel ölçü, akıl ve bilim yoluyla Türk tarihini, Türk dilini, Türk medeniyetlerini derinlemesine incelenmiş, inceletmiş ve bizim millet olarak özümüze dönmemiz gerektiğini her vesileyle vurgulamıştır. Onun şu sözünü bir kere daha siz değerli dostlarıma hatırlatarak sözü değerli Namık Kemal Zeybek Bey'e vermek istiyorum. Diyor ki Atatürk 10. yılının sonunda, hakikaten çok hoşuma giden, çok umutlandırıcı, çok heyecan verici bir söz. Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve medeni kabiliyeti bundan sonraki inkişafı ile Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacak. Ben de Atatürk'ün bu sözünün ne kadar doğruluğuna yürekten inanıyorum. Türklüğün unutulmuş medeni vasfı ve medeni kabiliyeti Ati'nin yüksek medeniyet ufkundan yeni bir güneş gibi doğacaktır.
Sayın Bakanım, değerli Bakanım, söz sizdedir. Buyurun efendim. Sağ olun hocam. Değerli arkadaşlar, değerli koldaşlar, değerli yoldaşlar. Evet, ben size bilmediğiniz konuları anlatacak değilim. Size bildiklerinizi anımsatmak, esinize getirmek için bu söyleşi yapıyorum. Derli toplu olarak atamızı böyle anlamak, yani atamızı böyle anmak gerektiğini ben Kültür Bakanı olduğum dönemde söyledim. O güne kadar 10 Kasımlar ağlama günleriydi. Atam sen kalk da ben yatam diye kısaca adlandırılacak bir bakış açısıyla ağıtlar şunlar bunlardı. O zaman dedim ki hayır, Atatürk'ü anlamak ve anmak. Biz 10 Kasımları böyle değerlendirmeliyiz. Ağıta, efendim mateme falan gerek yok. Şimdi dolayısıyla ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Ve çok uzun yıllardan beri de yapmaya çalışıyorum. Yani uzun yıllar dediğim öğrenciliğimde, sonraki yıllarda kaymakam yaptığım, kaymakamlık yaptığım 10 yılda hem ilçemde hem de ilçemin bağlı olduğu ilde kültür merkezlerinde Atatürk'ü anlatmaya çalıştım. Doğrusu hala da anlamaya ve anlatmaya çalışıyorum. 20 yıl önce, bundan 20 yıl önce TRT'de 84 hafta Atatürk'ü anlattım. Kah tek başıma çıktım, 50 dakika anlattım. Kah da konu uzmanlarını çağırdım ve onlarla birlikte konuştum. Sonra bu iktidar gelince herhalde yeterli kadar anlattınız. Yeter denildi. Kanal B'de anlattım. Kanal B, yani Başkent Üniversitesi'nin kanalı olan Kanal B'de anlattım. Birçok yere konferanslar vermeye gittim ve bazı konferanslarımın konusu şöyleydi bir dönem. Atatürk'ün okuduğu kitaplar, sadece bu. Atatürk'ün okuduğu kitapları anlatarak Atatürk'ü anlatmak çabası içinde oldum. Sonra tekrar Kanal B'de yine Atatürk, başka konular da var da şimdi konumuz Atatürk. Atatürk'ü anlatmaya çalıştım ama söz gelimi Kanal B'de Türk düşünürlerini anlattım. 26 Türk düşünürünü seçip anlattım. Birinci Türk düşünürü Atatürk'tü. Evet. Türk bilim adamlarını anlattım. Birincisi Atatürk'tü. Çünkü Atatürk bir düşünürdür ve bir bilgindir. Kitaplar yazmıştır, makaleler yazmıştır. Birçok yazısını da ya takma adla ya da başkalarının adıyla yayınlatmıştır. Şimdi dolayısıyla değerli başkanımız, hocamız Ahmet Bey'in söylediği gibi bir yerlerden başlamak lazım. Ben Atatürk'ün bütün yaptıklarına, bütün işlerine ve eylemlerine ve sözlerine kaynaklık eden iki kavramdan başlamak istiyorum. Evet, akıl ve bilim. Vaktiyle ona şöyle bir sunuşla gidiyorlar. Efendim diyorlar, sizin görüşlerinizi doktrin haline getirelim ve gençlere, okullarda ve halka belletelim. Belletelim. Evet. Tabii bu tür hevesler hep olmuştur. Yani söz gelimi Recep Peker de döneminde Almanya'ya ve İtalya'ya gitmiş. Onlara benzer bir şekilde Hitler'den, Mussolini'den etkilenmiş. Ona benzer bir proje getirmiş. Ve Atatürk'e kadar ulaşılıyor İsmet Paşa Başbakan. Gece okuyor o projeyi ve sabahleyin uykusuz bir halde ama banyosunu, tıraşını yapmış olarak özel kalem müdürü Hasan Rıza Soyak'a diyor ki, kim bu zorbalar? Anlamadım efendim. Sen diyor bana verdiğin o raporu, Recep Peker'in raporu, okumadın mı diyor. Bu nerede? Bu Atatürk'ten hatıralar. Hasan Rıza Soyak.
Kapı Kredi Bankası yayınlarından iki cilt. Çok değerli bir kitap. Değerli araştırmacılara, meraklara salık veririm. Atatürk'ün özel kalem müdürü ve genel sekreteri o yazıyor. Diyor ki ben okumadım efendim. Ha diyor. Belli ki İsmet Paşa da okumadan bana göndermiş. Okusaydı göndermezdi. Diyor ki çocuk, görüyorum ki en yakın arkadaşlarımız bile bizi anlayamamışlar. Recep Peker'den söz ediyor. Biz Cumhuriyeti kurduk ve Türkiye'de öyle bir demokrasi olsun istiyoruz ki artık dünyada taraftarı kalmamış olan hanedanı geri getirmek isteyenler bile parti kurabilsinler. Biz böyle bir demokrasi hedefliyoruz ama arkadaşlarımız Avrupa'nın diktatörlerine hevesleniyorlar. Evet, şimdi bu Atatürk'e yine başkaları da diyor ki, efendim görüşlerinizi doktrin haline getirelim, gençlere öğretelim, halka dayatalım. Teklif, Atatürk'ün cevabı şu, sakın ha asla böyle bir şey yapmayın, sakın ha asla böyle bir şey yapmayın, donar kalırız, donar kalırız. Benim yolumdan gidenler, akıl ve bilim yolundan gidecekler. Ben hiçbir nas, hiçbir dogma bırakmıyorum. Nas, dogma. Nas, dogma ne demektir? İşte İslam'ın şartı 5'tir dersiniz, imanın şartı 6 dersiniz. Sonra bu sizin sözlerinizi kabul edenler, bunu nas olarak, dogma olarak kabul ederler ve tartışılmaz artık. O da tartışılmalı da, o ayrı ama esas itibariyle nas ve dogma dinlerde olur. Dolayısıyla Atatürk din kurmuyor ki, Atatürk devlet kuruyor. Yani din ayrı bir bahis. Onun için ben nas, dogma bırakmıyorum diyor. Atatürk'ün nas ve dogmaya karşı olduğu dünya işlerindedir, devlet işlerindedir, bilim işlerindedir. Yoksa dinlerdeki dogmalar ve naslarla herhangi bir olumlu, olumsuz ilişkisi yoktur. Nedir peki? Şudur, Atatürk döneminde, Atatürk ölünceye kadar herhangi bir şekilde Atatürk ilke ve inkılapları diye bir kavram yoktur. Atatürk'ten sonra böyle bir dogma icat edildi. Evet. Peki ne demek istiyorum? Yani ben Atatürk ilkesi diye sayılan o altı oka karşı mıyım? Hayır, karşı değilim. Ona yandaşım. Peki 8 devrim yasalarına karşı mısın? Hayır, hepsine de yandaşım. O zaman ne diyorum ben? Şunu diyorum. Onlara yandaş olmak başka, onların bekçiliği üzerine bir doktrin icat ederek toplumu baskı altına almak başka. İkisi çok farklı. Atatürk bunu istemedi. Ama ona rağmen yapıldı. Ona rağmen yapıldı. Sonradan çıktı bu. Atatürk döneminde yok böyle bir şey. Milletvekillerine hepimize ve birçok yerlerde Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma falan birileri de ayağını kaldırıyordu bu arada. Yani şu anda iktidarda olanların hemen tamamı bu yemini yaptılar. Ama bağlılar mı? Bu iktidardan öncekiler de yaptılar. Bağlı mı kaldılar? Bu Atatürk'ü anlamamak. Atatürk diyor ki ben hiçbir nas, hiçbir dogma bırakmıyorum. Sakın ha görüşlerimi doktrin haline getirmeyin. Benim yolumdan gidenler akıl ve bilim yolundan gidecekler. Ve diyor ki Atatürk bir gün ben yani birçok lideri inceledim. Deli Petro dediğimiz bizim Deli Petro dediğimiz Rusların büyük Petro dediği kişi de dahil olmak üzere şöyle 1000 sayfadan kalın bir kitabını okudum.
Efendim Chateaubriand'ın Napolyon'unu okudum. Yani birçok dünya liderini okudum. Ben böyle bir sözü söyleyen bir lidere rastlamadım. Siz rastladıysanız bana söyleyin. Ben de öğrenmiş olayım. Nedir? Akıl ve bilim yolundan gideceksiniz. Bir gün benim görüşlerimle bilimin verileri çatışırsa siz benim o görüşümü bırakacaksınız ve akıl ve bilim yolundan gideceksiniz. Tabii bu arada akıl ve bilimi birleştirince bilimlik akıl ortaya çıkar. Bildiğiniz gibi yani aklın ürünlerinin bilgisi üç türlüdür. Ya bizim aklımızla ulaştığımız bilgiler üç türlüdür. Ya biraz bilim felsefesi yapalım. Birincisi amiyane dedikleri basit bilgiler. Onları biz beş duyumuzla ediniriz. Beş duyumumuzun bize verdiği bilgiler her zaman doğru mudur? Yok. Ama onlarsız da yaşayamayız. Ama mesela beş duyuyla edinilen bir bilgi güneş doğuyor, sonra batıyor, dünyada duruyor. İnsanlar yüzlerce yıl böyle bildiler. Nasıl bildiler? Güneş oradan çıkıyor, buradan batıyor. Denizin içine ya da bataklığa ya da başka yere gidiyor. Halbuki bilimlik bilgi. Bilimlik bilgi nedir? Deney, gözlem, araştırma, böylece edinilen bilgiler. O basit akla uygun olmasa da gerçek odur. Dolayısıyla buna bilimlik bilgi diyoruz. Atatürk'ün aklı ve bilimi birlikte söylemesinin anlamı, söylemek istediği konu bilimlik bilgidir. Tabii üçüncü bir bilgi dalı vardır. O da bilimlik bilgilerden yararlanarak akıl yürütmeyle başka görüşler ortaya konur. Bunlara da felsefi bilgi denir. Filozofik bilgi. Ama filozofik bilginin de mutlaka bilimlik bilgilerden güç ve dayanak alması gerekir. Evet, şimdi dönelim ve şunu söyleyelim. Atatürk akıl ve bilim derken bilimlik bilgiyi söylüyor. Ve Atatürk bu gerçeğe o kadar erken ulaşmış ki daha çok genç yaşlarında sürekli bilgisini bilim adamlarının yazdıklarını okuyarak geliştirmeye çalışıyor. Yani şimdi Atatürk'ün Bütün Eserler adıyla yayınlanan şu bitik. Atatürk'ün Bütün Eserleri 30 cilt büyük boy. Kaynak Yayınlarından. Şu ikinci cilt Atatürk'ün çok genç yaşta teğmenken yazdığı günlükleri var. Günlük tutuyor ve o günlüklerde yani mesela şimdi açayım ne çıkıyor. Efendim hem öğrencilerini okutuyor hem kendisi. Filibeli Hilmi'nin Allah'a inkar mümkün müdür adlı eserini okuyorum. Allah'a inkar, ya bilim Allah'ın varlığını inkar edebilir mi? Kitabın adı bu ama onu okuyor. Filibeli Hilmi'nin başka eserlerini okuduğunu da biliyoruz. Yani diyor ki bu eseri bitirdim. Bütün filozofların çeşitli dinlere mensup naturalistleri, akılcıları, materyalistleri, hukukçuları, düşünürleri, tasavvufçuları ruhun varlığını ve yokluğunu, ruhun ve cismin bir veya ayrı olup olmadığını, ruhun kalıcı olup olmadığını inceliyor. Ve diyor ki bu incelemede ilme ve fenne dayananlar makbul. Gazali, İbn Sina, İbn Rüşd gibi bunları okumak lazım diyor. Sonra başka Moltke'nin Danimarka seferini okuyor. Yani kendisinin mesleğiyle ilgili konular. Okuyor, okuyor, okuyor. Peki, şimdi bu kitabı kaldırıyorum, şuraya koyuyorum ve şu kitabı alıyorum. Hangi kitabı alıyorum? Atatürk'ün okuduğu kitaplar, benim arkamda da belki değerli izleyicilerim görüyorlar. Ben bunu hep salık veriyorum değerli izleyicilerim. Ankara'ya geldiğinizde, Anıtkabir'e uğradığınızda mutlaka uğruyorsunuzdur. Çocuklarınız da götürüyorsunuzdur. Ve Anıtkabir'in altındaki o gerçekten görkemli müzeyi görüyorsunuzdur. Çok güzel bir müze. O müzeyi görüyorsunuzdur. Şimdi bu o derneğin, Anıtkabir Derneği'nin bir numaralı yayını. Benim elimde 10. cilt var.
ve 24 cilt böyle. Yani şimdi bu cilt kaç sayfa? Bakayım şöyle. Efendim bu cilt işte 480 sayfa. Hepsi aşağı yukarı böyle. 24 cilt. Peki ne var burada? Burada Atatürk'ün kütüphanesinde bulunup da okuduğu kitapların kapak resmi, hangi betlerinde, sayfalarında ne yazdığı, neyi kabul ettiği, neyi kabul etmediği, hatta bazen alay da ediyor. Mesela James Churchward'ın bu uygarlığı kitabını okuduğu zaman bazı savları karşısında şöyle yazıyor. Nereden anladın? Yanlış, öyle değil, böyle falan gibi. Sözlük okuyan Atatürk, sözlük. Yani sözlükü mesela Yakut Türkçesi sözlüğünü binlerce sözcük tek tek okuyan, efendim lehçeyi Tatari diye Tatar Türkçesi sözlüğünü okuyan, tek tek okuyan hangi Türkolog okumuştur? Ben de çok meraklıyım. Bırakın onları da Türkiye Türkçesi sözlüğünü bile hala A'dan Z'ye kadar okumuş değilim. Sözlük de okuyan bir Atatürk. Şiirler okuyor ve şiirlerde eksik kalmış mısraları tamamlıyor. Yani söz gelimi Ümmü Sinan adındaki bir şair şöyle bir şiir yazıyor. İşte erenlerin sofrası ele geçeli değil. Erenlerden bahseden bir şiir. Orada bir satır unutuluyor. Yani matbaada çıkmamış. Atatürk alıyor ve ekliyor. Bir çeşmenin başına bir pestiği koysalar, 40 yılında durursa çıkmamış, suyla dolası değil, benzin kafiye falan tamam. Türk sanat müziğiyle öyle ilgilenmiş ki bazı defterlerinde daha çok genç yaşında o şarkının sözlerini yazıyor ve notasını yazıyor. Hangi makamdan olduğunu yazıyor filan. Böyle 3.997 kitap. Ama okudukları sadece bunlar değil. Türkiye'deki kütüphanelerden edinip, okuyup geri verdikleri bu sayının dışında. Yine Sofya'da askeri ateşeyken oradaki kütüphaneden alıp okuyup geri verdikleri bu sayının dışında. Dolayısıyla 4-5 bin desek yanlış değil. Nasıl okuyor bu? Uyumuyor. Uyumuyor. Başka? Savaş gecelerinde bile kitap okuyan bir kişilik. Neden kitap okuyor? Bilimini arttırmak için okuyor. Bir de artık kitap okumak onun için ekmek gibi, su gibi bir gereksinim haline gelmiş. Okumadan duramıyor. Yani büyük taarruz gecesinde çalı kuşunu okuyor ve sabahleyin de İsmet Paşa'ya veriyor. Gece okudum, çok güzel bir roman, sen de oku diyerek. Bu arada yine Atatürk'ün Çanakkale Savaşı gecelerinde okuduğu kitaplar var. Çanakkale Savaşı gecelerinde. Yani o kitapları şöyle adlarını çabuk söyleyeceğim. Mesela Jean Messier adlı Selim. Bunlar klasikler. John Stuart Mill, Özgürlük, Hürriyet. Vasili Ivanoviç, Aladağ Türk Lehçeleri Lügati, Kazak ve Kırgız. Alfred Fuller, Avrupa Milletleri Ruhiyatı. Diyeceksiniz ki ya bir albaya ne gerek Avrupa Milletleri Ruhiyatını okumak? Atatürk bu okuduklarını Avrupalı ülkelerle temas kurduğu zaman değerlendirdi. Onların ruh yapısını biliyordu. Yani söz gelimi Hatay'ı yeniden Türkiye'ye katmak için canını ortaya koyarak, diyorlar yani canhıraş bir şekilde mücadele ederken Fransız milletinin ruh yapısını bildi ve o ruh yapısını bilmeyenlere de çok ilginç cevaplar verdi. Onda yine Hasan Rıza Sayak'ın hatıralarında oradan okuyabilirsiniz. Peki, Alfred Fuller, Avrupa Milletler Ruhiyatı. Lenin'in Burjuva Demokrasyası ile Proletaryat Diktatörlüğü hakkında tezler. Ahmet Vefik'in Büyük Tarihi Umumisi. Herbert George Wells, Cihan Tarihi'nin Umumi Hatları. Hammer, Devleti Osmaniye Tarihi. Daha önce okumuş zaten Hammer'in Osmanlı tarihini. Çanakkale Savaşı gecelerinde
ikinci defa okuyor. Gustave Le Bon, Dün ve Yarın, Stanley Dan Poole, Düvel İslamiye, Ludwig Büşer, Fenir Ruh, Joseph de Guignes, Türklerin Tarihi, Charles Gide, İlmi İktisat Dersleri, Yahu Bir Albay, Savaş Gecelerinde Neden Ekonomi Dersleri Okur? Çünkü ekonomi bilimini öğrenmesi lazım. Atatürk'ün okuyup bir kenara bıraktığını asla düşünmüyorsunuz, biliyorum. Atatürk onu ders kitabı gibi okuyor. Başka da iktisatla okuduğu, ilgili okuduğu kitaplar var. Neden öyle yapıyor? Çünkü devleti yönetirken genel kültürü içinde ekonominin dolmasını istiyor ve biliyor ekonominin ana hatlarını. Jean-Jacques Rousseau, Mukavele-i İçtimaiye yahut Hukuk-i Siyasiye, Kavaid-i Esasiye. Şimdi Jean-Jacques Rousseau'nun biliyorsunuz demokrasi anlayışında vahdet-i kuvva esası vardır. Atatürk de bunu benimsemiştir. Şimdi bir arkadaşımız çok meşhur, çok da iyi böyle ceviz kabuğu falan diye sabaha kadar insanı uykusuz bırakan programlar yapan, bununla da övünen bir arkadaşımız. Geçenlerde konuşuyor, diyor ki efendim Atatürk zaten kuvvetler ayrılığını değil, kuvvetler birliğini savunuyordu. Ne varmış şimdiki başkanlık sistemine, Atatürk adına niye karşı çıkıyorsunuz? Kardeşim yanlış, yanlış. Yani telefon açıp kendisine de anlatmak istiyorum da vakit bulamadım. Ceviz kabuğu yanlış. Atatürk'ün kuvvetler birliği dediği bütün kuvvetlerin mecliste olmasını istiyor, kendisinde değil. O fark çok önemli. Yani Atatürk'ün kuvvetler birliği dediği bütün kuvvetlerin kaynağının millet ve onun temsilcisi olan mecliste olması. Şimdi sen diyorsun ki efendim Atatürk de kuvvetler birliğini istiyordu. Bir kişinin, hayır, bir kişinin egemenliği değil. Atatürk çok da zorlayarak o varlık yokluk savaşında, var olmak yok olmak savaşında, yani büyük taarruzdan önce, evet, geçici bir süre için meclisin yetkilerini üzerine aldı. Ama savaş bitti, geri verdi. Dolayısıyla Atatürk kuvvetler birliği derken bütün kuvvetin bir kişide ya da bir kadroda olmasını değil, doğrudan doğruya mecliste olmasını istiyordu ve unutmayalım da meclis seçiyordu başkanı. Doğrusu da buydu. Türk tarihine uygun olan budur. Türk tarihinde de kurultaylar seçerdi kahanları. Evet. Yani şimdi başkanlık sistemi Türk tarihine uygunmuş. Yok öyle bir şey. Başkanlık sistemi dedikleri, ya başkanlık sistemi değil bizdeki de. Ya bizdeki karma karışık, anlamsız bir sistem. Ne başkanlık sistemiymiş? Sistemsiz başkanlık. Ama o ayrı, günlük siyasete girmeyelim şimdi. Ama o Hulki Bey'in söylediği yanlış. O kafasındaki o bilgiyi düzeltsin, çünkü ciddiye alan çok insan var, onu yanlış şey söylüyor. Dolayısıyla yani Jean-Jacques Rousseau, evet, o da kuvvetler birliğini savunuyordu. Bu anlamda Atatürk de onu okumuş. Tabii Jean-Jacques Rousseau'yu okumuş, Montesquieu'yu okumuş, Batı'yı ağartanları, aydınlatanları okumuş bir insan. Evet. Şimdi başka Hammert dedik ki efendim Necip Asım Orkun yazıları kaç defa okumuş. Montesquieu, Kanunların Ruhu, Ziya Gökalp, Türk Medeniyeti Tarihi, Türkoloji İncelemeleri, Ömer Hayyam Rübayları, tabii ki Namık Kemal'in İmtizacı Akvam ve Vefayı Ahd, Ahmet Tilli'nin İslam Tarihi, 3. Cumhuriyet Zamanında Siyasi Fikirler. Efendim bunun dışında makaleler, felsefe, Davud'un kitabı filan falan. Ve daha 35 yaşında o kitapları okuduğu zaman sanki kendisini Kurtuluş Savaşı'nda bilimle savaşı yönetmeye, işte Moltke şu bu filan, savaş tarihlerini okuyor. Bilimle savaşı yönetmeye ve sonra da bilime dayalı olarak yeni bir devlet kurmaya, daha doğrusu devleti yeniden kurmaya ama cumhuriyet kurmaya hazırlıyor. Şimdi Atatürk, evet, benim yolumdan gidenler
akıl ve bilim yolundan gitsinler derken başkalarına söylediğini önce kendisi yapıyor. Kendisini bilimle donatıyor. Aklını bilimlik akıl durumuna getiriyor. Bunu unutmayalım. Evet. Değerli izleyicilerim, Atatürk'ün bilim dışında en çok üzerinde durduğu konu Türklük konusudur. Zaten Türklük kim içindir? Yani bilim kim içindir? Türklük içindir. Yani temeli Türklüktür. Ama Atatürk'ün Türklüğe bakışında da yine bilim anlayışıyla, bilim bilinciyle bakmak vardır. Yani şu manada Atatürk Türk derken iki kavramı kasteder. Birisi binlerce yıllık tarihin geçmişlerinden beri gelen o büyük Türklük, ön Türkler, Kunlar, Türk Kağanlığı, Karahanlılar ve devamı, sonra bunun yanında bu büyük kavmin, bu büyük budunun büyük kültüründen ve tarihinden kaynaklanarak, güç alarak o temeller üzerinde Türkiye halkını bir ulus yapmaya çalıştı. Onun adına da Türk dedi. Ve kimsenin ana diline bakmadı. Kimsenin ana dilinin ne olduğunu sorgulamayan, Türklüğü benimseyen, ne mutlu Türk'üm diyene, diyen herkes Türk'tür. Evet, yeter ki Türk olduğunu benimsesin. Ama tabii ki Türkçe ve Türk kültürü ve Türk tarihinin o muazzam zenginliği kaynaktır. Dolayısıyla hem Türk ulusu, yani Türkiye'deki Türklerin adı Türk ulusu, aynı zamanda tarihin ve coğrafyanın derinliklerinde ve genişliklerinde var olan o büyük Türklük, ulu Türklük. Atatürk'ün Türklük tanımında bu var. Niye lazım peki bu? Niye Anadolu halkına Türklük bilinci vermek lazım? Çünkü Atatürk okumalarıyla, incelemeleriyle gördü ki hangi ulusta ulus bilinci varsa o ulus güçlü olur. Hangi ulusta da ulus bilinci yoksa o ulus zayıf olur. Bunu biliyordu Atatürk. Şimdi Atatürk'ün bu bilgisini biz çağımıza getirerek anlatalım. Bugün dünyanın en güçlü ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'dir. Dünyanın her yerinden gelen insanlar da İngilizce temelinde bir ulus bilinci meydana getirmişlerdir. Bilinçli olarak meydana getirmişlerdir. Kurucu babalar edebiyatı, biraz yapay bir tarih, hayali bir tarih. Onun yanında da dikkat edelim bakın. Amerikan filmlerinde birinci artist Amerikan bayrağıdır. İki de mi gösterirler? Amerika'nın rüyalarını dinliyorum diye propaganda filmler yaptırır. Kendi halkına benimsetirler. Halkına Amerika'da en çok desteklenen ve en etkili bir dernek var. Gönüllü kuruluş dedikleri. O derneğin adı Amerikalılara Amerikan malı kullanmaları gerektiğini anlatan, bunu propaganda eden bir dernek. Ey Amerikalılar diyorlar dernek. Devlet destekliyor arkadan. Ey Amerikalılar diyorlar. Amerikan malı kullanın ki sizin yurttaşlarınız üretsin, kazansın, vergi versinler. O vergilerle size hizmet gelsin. Amerika güçlü olsun. Evet. Bizde de işte yerli malı haftaları vardı. Bilmiyorum hala var mı? Ama olmalı ama yerli malı derken de Atatürk döneminde olduğu gibi sanayi mamulleri üretilerek yerli mal diye onlar takdim edilmeli. Türklük bilinci. Atatürk bu iki Türklük bilincinde de ısrarlıdır. Evet, yani birisi dünya Türklüğü, diğeri de Türkiye Türklüğü. Türkiye Türklüğü bir ulus haline getirildi. Getirilmişti. Yani birkaç vilayetimize, cumhuriyetimiz ulaşamadı ama oradan düşman girdi. Oradan ayrı bir ulus bilinci meydana getirmeye çalışıyor ve kendi devletine ve ulusuna karşı saldırıya yönlendiriyor. Evet, ama bunun dışında ana dili Türkçe olmayan birçok yurttaşımız Türk'üm, doğruyum, çalışkanım derken asla herhangi bir
kaygıya, bir sıkıntıya kapılmadı. Cumhuriyet bunu çözmüştü. Şimdi birileri kötü niyetli ya da iyi niyetli. Bazen bakıyorum muhalif partilere, onlar da sayıyor. Efendim Türkiye'de şunlar var, şunlar var, şunlar var. Ya kardeşim var da bırak, niye sayıyorsun ya? Niye sayıyorsun tek tek? Hepsi Türk. Hepsinin adı Türk. Ortak bizim kimliğimizin adı Türk kimliği. Tamam, insanlar evlerinde başka bir dil konuşabilirler. Hatta sokakta ya da hatta ilçelerinde konuşabilirler, konuşsunlar. Ama onlar da Türk olmak bilincindeydiler. Sen şimdi sayıyorsun, sanki ayrışırım diyorsun. Ve hakikaten de çok kötü etki yapıyor bu tek tek saymak. Muhalefet de öğrenmiş, bazı bilinçsiz muhalefet sözcülerine bakıyorum. Onlar da Türkiye'de, ben saymak istemediğim şu an adlarını söylemiyorum. Şunlar var, şunlar var, şunlar var. İyi, tamam, ondan sonra da başlayalım. Bayburtlular var, Gümüşhaneliler var, Trabzonlular var, İstanbullular var. Niye sayıyorsun kardeş bunları? Ben vaktiyle bir uluslararası toplantıda Yunanistan'dan gelen bir Türk arkadaşıma sordum. Dedim ki, Yunanistan'da bir siyasetçi ya da devlet adamı dese ki, Yunanistan'da Grekler var, Yunanistan'da Türkler var, Yunanistan'da Makedonlar var, Yunanistan'da Arnavutlar var, Yunanistan'da Ulahlar var diye saysa ne olur? Olmaz böyle şey. Kim sayacak? Niye saysın dedi. Ve dedi ki, Yunanistan'ın yarısı Grek'tir, yarısı da bu diğer halklardır ama hepsi Helen'dir. Eğer birisi sayarsa dedim, ya olmaz dedi. Ya olursa bir saniye durmaz orada dedi. Yunanistan onu bir saniye orada oturtmaz onu dedi. Yunanistan'da böyle bir bilinç var dedi. Nitekim Makedon Derneği kuruldu. Mahkeme yasakladı Makedon adını kullanamazsınız diye. Hatta Makedon devletinin bile eski tarihi Makedon bayrağını ve Makedon ismini kullanmasını Yunanistan istemiyor. Üsküp Cumhuriyeti diyor. Üsküp Cumhuriyeti diyor. Niye? Kendisindeki Makedonları o tarafa yönlendirmemek için söylüyor. Ama biz de hangi akla hizmet ediyorlarsa, ya iktidar mensupları, muhalefet mensupları, bir takım siyasetçiler, şunlar var, şunlar var, şunlar. Efendim Çanakkale'de Türkler savaştı. Milli mücadeleyi Türkler başardı. Ve kuruluş savaşımını da Türkler yaptı. Ben Türk derken sadece ana dili Türkçe olanları elbette ki kastetmiyorum. Atatürk neyi kastediyorsa ben de onu kastediyorum. Türkler yaptı. Ne diye sayıyorsun tek tek? Ya saymanın hududu yok ki. Arkasından Türkler arasındaki boyları da say. Çepniler yaptı, Yörükler yaptı, Türkmenler yaptı, Manavlar yaptı. Say bakalım. Niye kardeşim, niye? Ne var bunda? Ne yapmak istiyorsun? Ya iyi niyetli olsan bu akıl işi değil. Kötü niyetli olsan da vicdan işi değil. Doğru değil. Şimdi Atatürk'ün ayrıca dünya Türklüğüne ilgisinde biliyorsunuz. O, ama Atatürk orada da aklın ve bilimin gereğini yaptı. Açık açık bağırmadı. Açık açık yapacağız demedi, yaptı. Ama açık açık olmasa da bir kapalı konuşması var. O da 10. yıl nutkunu söylediği o "Ne mutlu Türk'üm" diyene böyle ruhuyla bağırdı. Sanki ruhu ağzına gelmiş de öyle bağırıyormuş gibi. "Ne mutlu Türk'üm" diyene diye bağırdı. O nutku okudu akşam yemeğinde. Evet, dış ülkelerin temsilcilerine bir yemek verdi. Yemek bitince arkadaşlarına. "Bizimkiler nerede?" dedi. "Bizimkiler" dedi, "yakın dostları." "Efendim" dediler, "onlar şimdi Ziraat Bankası'nın salonunda balodadırlar. Hadi gidelim" dedi. Gittiler. Tabii Atatürk'ün geldiğini görünce, zaten öyle çok büyük bir yer değildir Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nün salonu. Ama Atatürk geliyor diye bağırınca birisi, hemen caz müziği kesildi, dans ediyorlardı. Efendim, dağ başını duman almış, marşı çaldı. İnsanlar kapıya hücum etti. Atatürk girmeye çalışıyor ama giremiyor.
bir sandalye getirin dedi. Sandalye çıktı. Ön sıradakiler. Geri marş marş dedi. Ön sıradakiler üç adım geri gitti. Üç adım geri gitti marş marş deyince bir alan açıldı. Oraya bir masa getirtti ve dedi ki şimdi meclis başlıyor. Hadi ne istiyorsanız söyleyin. Yani birileri bir şeyler söyledi. Geçelim. Sordu, cevap verdi falan. Genç bir doktor Ziya Bey dedi ki efendim Gazi Hazretleri çok büyük işler yaptınız. Ama bize bir ülkü vermediniz. Milletler ülkülerle yaşarlar. Dedi. Atatürk dedi ki çocuğum sen gel dedi. O elinden tuttu. Kapattı toplantıyı. Onu yukarıdaki genel müdür odasına çıkardı. Haritayı gösterdi. Harita tabii öyle kızı günü diye asıldığı için sanki Sovyetler Birliği üzerimizi abanıyormuş gibi görünüyor. Tabii yani Sovyetler Birliği dediğiniz 25 milyon kilometrekare toprak. Türkiye'nin 25 katından daha büyük görüntü. Dedi ki bak dedi şu haritaya. Bu harita benim uykularımı kaçırıyor dedi. Ama dedi unutma bütün imparatorluklar dağılacak. Bugün Sovyetler Birliği dostuz, müttefikiz. Onun bu dostluğuna ihtiyacımız var. Ancak bütün imparatorluklar gibi, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu, Osmanlı İmparatorluğu gibi, İngiliz İmparatorluğu gibi, bütün imparatorluklar gibi o imparatorluk da dağılacak. Onun içinden bizim dili bir, inancı bir, tarihi bir kardeşlerimizin devletleri ortaya çıkacak. Biz o günlere hazır olmalıyız. O günlere hazır olmak ne demektir? Kolları kavuşturup beklemek mi? Hayır. Hazır olmak demek, o günler için çalışmak demektir. Ben dil kurumunu niye kurdum sanıyorsun? Tarih kurumunu niye kurdum sanıyorsun? Türkiyat, yani Türk Bilik Enstitüsü'nü niye kurdum sanıyorsun? İşte o günleri hazırlamak için kurdum, dedi. Ama ben bunları söyleyemem, dedi. Ben çünkü devletin başındayım. Ama sen ve senin gibiler bunu yayacaksınız, dedi. Hakikaten de Atatürk'ün dedikleri oldu. Hazırlıksız mıydı? Ya o hazırlığı biz çabucak tamamladık. Onu da söyleyeyim yani. Çünkü biz hazırdık. Yani o zaman Süleyman Demirel bana çeşitli görevler teklif etti. Dedim ki hayır dedim. Beni Türk dünyasının Türkiye ile ilişkilerinden sorumlu koordinatör yapın ve büyükelçi yapın. Başdanışman yapın. Yetki verin. Ben o işle uğraşmak istiyorum dedim. Yaz getir dedi. Yazdım götürdüm. Bakanlar üstü yetki aldım. O dönemde hemen çabucak hazırlığı yaptık. Daha önce var olan hazırlığı da yeniledik. Vardı. Dış Türkler stratejik belgesi vardı. Devletimizin bir yerlerinde vardı. Bunu da söyleyeyim ama biraz eskimişti. Onu da yeniledik ve Süleyman Demirel'e sunduk. Televizyona çıktı böyle pat 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 vurarak. Devletimizin hazırlıkları var, kağıdı var. Kim demiş yok falan diye. Ama gerçekten de 2 yıl olağanüstü bir başarı ortaya koymuştur Süleyman Demirel. Ona girmeyelim. Evet, ama Atatürk'ün Türk dünyasına bakışında başka bazı sırlar da var. Bazısı yayınlandığı için söyleyeyim. O coğrafyaya giden bütün heyetlere oradaki Türklerle ilgili görüşme yapmak, araştırma yapmak üzere birilerini de katardı Atatürk. Bu kadar söyleyelim. Daha fazla söylemeyelim. Evet, şimdi Atatürk'ün Türklük bilinci, bir de Atatürk'ün yine Türklük bilincinde de yine Atatürk bilimin gereğini yapıyor. Hangi ülkede Türklük bilinci varsa o ülke bilgi çağını yakın. Türklük bilinci değil tabii. Hangi ülkede ulus bilinci varsa. Almanya böyledir, Fransa böyledir, İngiltere böyledir, Amerika böyledir, Japonya böyledir. Bilgi çağının öncüsü olan. Geçmişte de sanayi çağı öncüsü olan ülkelerden söz ediyor. Tümünde olağanüstü bir ulus bilinci vardır. Efendim Almanlar nasyonalizm demezler. Niye desinler ki? Zaten bütün yurttaşları nasyonalist. Nasyonal sosyalist değil. Yani milliyetçi, Almancı. Şimdi girmeyelim örneklerine. Yani bilime uygundur. Bu arada
Yine söyleyelim, Atatürk çağdaş bilim esaslarına göre çağdaş bir devlet yapmak istedi. Şimdi bizim grupta okudum, bir arkadaşımız paylaşmış. Teşekkür ederim, iyi ki paylaşmış. Bana da bunu açığa kavuşturmak fırsatı verdi. İsmet Özel diye bir yurttaşımız. Eskiden sıkı komünistmiş, sonra Müslüman olmuş. Bu sonradan olanlar hep aşırı olurlar. O da aşırı İslamcı olmuş bir daha kendine göre. Öyle ki yani Müslüman olmayan Türk Türk değildir falan diyecek gibi böyle yani bilime aykırı laflar da ediyor. Şimdi o diyor ki, efendim diyor, Osmanlı Devleti Tanzimat'tan sonra kaybettik diyor biz. Yani İslamcılar kaybetmiş. Kaybettik. Cumhuriyet'te yeniden kazandık. Nasıl kazandınız? Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının ilk anayasasının ikinci maddesinde Türkiye Devleti İslam Devleti'dir diye yazıyormuş. Ve 28'e kadar böyle gitmiş. Diyor ki 28'e kadar İslam Devleti. Değil kardeşim, değil. Ya bilgisizsiniz. Bu kadar az bilgiyle böyle büyük büyük hükümler vermeyin. Ya bilgisizsiniz ya da yandaşlarınızın cehaletine güveniyorsunuz. Böyle bir saçma laf, sapan laf olur mu? Bak 1828'e kadar İslam devleti. Peki o çağdaş kanunlar, yasalar Türkiye ne zaman o cumhuriyetin meclisinde ne zaman kabul edildi? 1926'da, yani 28'den 2 yıl önce medeni kanun, borçlar kanunu ve benzeri ticaret kanunu ve benzeri kanunlar işte hep 1926'da kabul edildi. Ve öyle yazıyordu da Cumhuriyet'te hiç öyle İslam kanunları, şeriat kanunları falan hiç uygulanmamıştır. Nereden uyduruyor? Evet öyle yazıyordu. Yazıyordu tamam. O gün gerektiğinde yazıldı o kadar. Ama Türk devleti akıl ve bilim üzerine kurulmuştur. Ve burada çok önemli bir gerçeklik var. Cumhuriyet sadece yönetenlerin halk tarafından seçildiği rejim değildir. Aynı zamanda yasaların halkın ya da halkın temsilcilerinin akıl ve bilim yoluyla, üretmesi yoluyla ortaya konulduğu rejimdir. Yani yasalar gökten indiği varsayılan şeriat yasalarına göre olmaz. Çünkü o şeriat yasalarını kim söylüyor? Allah mı bize söylüyor? Onlar da bir takım din adamları çağlarına göre yapmışlar, söylüyorlar. Bakmayın siz Osmanlı'da da bir dönem hariç Selim'e kadar hatta Kanuni'ye kadar örfi hukuk geçerlidir. Hiç öyle şer'i hukuk geçerli falan değildir. Müslüman olduğundan kimsenin kuşkusu olmayan Emir Timur'da Türk töresini uygulamıştır yasa olarak. Hiç şeriata bakmamıştır. Çünkü sizin şeriat dediğiniz ve heveslendiğiniz bundan 1400 sene önceki Arap toplumunun içinde yürürlükte olan ve İslam dinini düzelterek yasalaştırdığı düzenlemelerdir. Yani şimdi onu buraya nasıl getireceksin? Niye getireceksin? Kim getirmiş? Yani işte Suudi Arabistan falan gibi uyduruk devletler. Onlar da yapar, getirir gibi yaparlar. Başka türlü davranırlar filan. Her neyse. Yani dolayısıyla Ahmet Özel'in Ahmet Özel diyorum, Şair Özel bu sözü geçersizdir. Cumhuriyet'te yasalar efendim. İsmet Özel'in bu yani ya cahilliktir ya da ya işte cahillere hoş gelsin diye saçma sapan sözler söylemektir. Arkasından da Cumhuriyet'in kurucu ilkeleriyle kendi küçük aklıyla alay etmeye kalkıyor. Yapma kardeşim, öyle değilmişler. Bilmiyorsunuz, öğrenin, öyle konuşun. Yani dolayısıyla laiklik ta baştan beri sonradan anayasaya girse bile devlet laiklik esasına göre kurulmuştur. Bu arada Tanzimat konusuna böyle İslamcılar çok takılırlar. Tanzimat konusuna benim de bazı karşı çıkışlarım vardır. Mesela Tanzimat'la doğrudan ilgisi olmasa da II. Mahmut döneminde imzalanan 1838 Türk-İngiliz ticaret anlaşması çok cahilce ve ekonomimizi çökerten
bir anlaşmadır. Ama unutmayalım, Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiren o paşalar, Osmanlı Paşası dediğiniz o paşalar, generaller, Fevzi Çakmaklar, Mustafa Kemal'lar, İsmet Paşalar, efendim Ali Fuat Cebesoy'lar, bütün o paşalar Tanzimat'tan sonra kurulan, Batı anlayışıyla kurulan okullarda yetişti. Harp okulunda yetişti. İkinci Mahmut kurdu. Başka tıp okulunda yetişti. Ve tıp okulu Fransızca eğitim yapılıyordu. Ben ana dilde olmayan eğitime karşıyım. Ama o gün doğruydu. Çünkü Türk aydınlarının o günün, yani dünya dili haline gelmiş olan Fransızcayı bilip Avrupa'nın ana kaynaklarını doğrudan okumaları gerekiyordu. Dolayısıyla o günün doktorları, o günün doktorları, o günün yine askerleri, onlar Kurtuluş, hatta Çanakkale'yi onlar kazandı. Onlar kazandı. Tanzimat deyip öyle hemen küçümsüyorsunuz. Atmayın bir kenara. Okullar kazandı. O okuldan yetişenler ve kuruluşta da bakınız birçok doktordur, hekimdir, askeri doktordur filan. Ve bir bu gelmişken söz bir daha söyleyeyim. Kurtuluş Savaşı'nı İslamcılar kazanmadı. Türkçüler kazandı. Türkçüler, Türk Ocaklılar kazandı. Evet, İslamcılar çoğunluk itibariyle günün Osmanlı İslamcıları Kurtuluş Savaşı'na da Kuruluş Savaşı'na da düşman idiler. Yunanlıların safında yer aldılar. Evet, Dürrüzade o günün büyük İslamcıları. Mustafa Sabri, sonradan Türklükten istifa ediyorum. Sen kimsin ya? Sen Türk değilsin ki. İstersen Oğuz Han'ın torunu ol. Senin gibi adam zaten Türk olamaz. Kurtuluş Savaşı'na karşı çıkanların neyi Türkmüş? Evet, unutmayalım. Bakınız, çok açık konuşulmayan bir konuyu konuşuyorum ve çok açık söylüyorum. Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştirenler Türkçüler ve Türk Ocaklılardır. Buna karşı mesela İslamcıların büyük sözcüsü ve Yunanlılar safında yer alan İngiliz ajanı İskilipli Atıf Hoca. Evet, o büyük İslamcı, kelebekler sonsuza uçar falan diye dinciler film yaptılar, kelebek. Ne kelebeği? Bir de uydurdular efendim. Şapka kanunu çıkmadan önce şapka aleyhine yazı, risale yazdığı için asıldı. Yalancısınız be! Ya yalancısınız ya da cahilsiniz. Ya kardeşim niye yalan söylüyorsunuz? Hayır, onun için asılmadı. Tabii ki sorgulanırken onu da sordu yargıç. Ama ceza ondan verilmedi. İngiliz ajanı olduğu Kurtuluş Savaşı'nda halkı ve askerleri Kurtuluş Ordusu'na karşı kışkırttığı sabit olduğu için asıldı. Tabii ki asılacak. Tabii ki. Ne kelebeğiymiş. Ama bu İslamcılar, işte İslamcıların en önemli sözcülerinden birisi, birilerinin yere göğe koyamadığı, ağabey dediği, hastayken evinde ziyaret ettikleri, bugünkü Diyanet İşleri Başkanlığı'nda kitaplar göndererek saygı sunduğu bir püsküllü bela vardı. Püsküllü, Mısıroğlu. Mısır püskülü gibi kafasına koymuş Mısırları. Mısırlı oğlu değildir o, Mısıroğludur. Öyle bazıları öyle söylüyor, değil. Mısıroğlu ne dedi? Bak işte, yani İslamcı zihniyetin, ha İslamcılar Müslüman değildir. Yani Müslüman başka bir şeydir, İslamcı başka bir şeydir. Müslüman kendi halinde iyi adam olmaya çalışan ve dinin yasaklarından kaçmaya, emirlerini, buyruklarını yapmaya çalışan adamdır. Ama İslamcının böyle bir derdi yoktur. Onu hiçbir şey frenlemez. Çünkü o Müslüman ya, dini var ya, ahlaka da, erdeme de ihtiyacı yok onun. İnsanlığa da ihtiyacı yok, Türklüğe de ihtiyacı. Niye? Çünkü o Müslüman, İslamcı. Çünkü İslam onların babalarının malı. Dolayısıyla İslamcılık Kurtuluş Savaşı'nda da Türklüğe karşı mücadele etmiştir. Kuruluş Savaşı'nda da isyanlar çıkartmıştır. Bakın çıkan isyanların hepsinin çoğunun arkasında bu vardır. Ve Atatürk'ünden sonra bugün Atatürk düşmanı yapan İslamcılar da o Mustafa Sabri'nin, Dürrüzade'nin,
İskilipli Atıf Hoca'nın ve dönemin bazı İslamcı müftülerinin ve şeyhlerinin yolundan gidenlerdir. Ama mesela Mehmet Akif İslamcı değil mi, Müslümandır? Zaten Türkçü olmuştur sonunda ve Kemalist olmuştur en sonunda. Onu da söyleyelim. Sorulursa ne olduğunu anlatırız. Yani o bir istisna değildir. O da Türkçü olmuştur. Nitekim ona üstad ne yapalım diye soranlara ne yapacaksınız? Gidin Türk Ocağı şubesi açın demiştir. Ya üstad sen de mi Türkçü oldun? Diyene ne sandınız ya? Türk'e kimsenin horozluk yapmasına izin vermem diye cevap vermiştir. Evet, horozluk yap. Başka demek ki Atatürk'ün işlerinde yine hukukta da laiklikte de bilimin gereği vardır. Çünkü Atatürk biliyordu ki bilimlik bilgiyle biliyordu. Hangi ülkede din devleti olursa din çürür, devleti çökertir. Dini de çürütür. Laiklik dini de kurtarır, devleti de kurtarır. Onun için hiç kimse öyle bir İslam devletiydiyiz falan filan. O bir geçici bir siyasetti, bir cümle. Ama hiçbir şekilde Türkiye Cumhuriyeti, şeriat devleti filan, bir de Kur'an devleti. Ne demek Kur'an devleti? Ya Kur'an devleti. Evet. Ya bu İsmet Özel karşıma çıksa da biraz tartışsak. Çok isterdim de olur. Buradan söylüyorum kendisine, dinleyenler iletsinler. Bir televizyon programında mesela Pelin Çift'in programında çıkalım. Bu işleri bir tartışalım bakalım. Yine onlar gibi birisiyle tartışmıştık. Yavuz Bağ. Arsalar da istedikler de püsküllüyü kastediyorlar. Püsküllüyü. Çıkarsalardı ya püsküllüyü. Çıkar. Yani Yavuz Bahadıroğlu ağzının payını ve dersini 3 saat aldı. Bütün onun söylediklerinin boş olduğunu delillerle ortaya koydu bu tartışmada. Pelin Çift'in. Pelin Çift. Hadi İsmet Özel'le beni bir çıkarsın. Ya da İslamcı diye geçinenlerden kimi istiyorsun onunla bir çıkarsana. Bir tartışalım bakalım. İslamcılık ve Türkçülük konusunu. Evet. Demek ki Cumhuriyeti kuranlar Türkçülerdir. Cumhuriyetten ama o Türkçüler yani her biri çok iyi yetişmiş, akıl ve bilim yolundan giden, Türklüğe aşk ile bağlı olan insanlardır. Evet. Yani şimdi onlarla ilgili bir kitap yazdım. Yakında çıkacak, Cumhuriyetin Akıncıları adıyla. Ekonomide de yine yani Atatürk diyor ki biz hiçbir yani 19. asırdan beri gelen bir takım işte doktrinlere filan saplanıp kalmadık. Biz bilim neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Bilimin. Ekonomi biliminin gereği yapılmıştır. Atatürk döneminde özel sektör desteklenmiştir. İki türlü hem katkılar, destekler sağlayanarak hem de ürettikleri mallar alınarak. Mesela Şakir Zümre'yi hep söylüyorum. Harika, şahane, görkemli bir örnektir. Atatürk ona 2000 kişinin çalıştığı bir silah fabrikası yaptırdı. O silah fabrikasında üretilenler Bulgaristan'a, Romanya'ya, Yunanistan'a, Mısır'a, Ürdün'e satıldı. Yunanistan'a satıldı. Bak Atatürk döneminin gerçeklerini anlamak için bunu bilmek lazım. Yunanistan'a satıldı. Yunanistan başbakanı eleştirildi. Niye Türkiye'den alıyorsun diye. Türkiye'den alıyorum çünkü Türklerin ürettikleri kaliteli. Ayrıca da biz Türklerle müttefikiz. Birbirimize karşı kullanmayacağız. Bak bir olayda Yunanistan Başbakanı'nın sözlerinde ne ortaya çıkıyor? Atatürk Yunanistan'a da ittifak yolu da kendine bağlamış ve Atatürk aynı zamanda Sadabat Pakti'yle de İran'ı, Afganistan'ı ve Irak'ı Türkiye'ye bağlamıştı. Sovyetler Birliği dost ve müttefik, İran'la en yakın müttefik, tüm dünyayla barışık, tüm dünyanın saygı duyduğu bir insan. Çünkü aklın ve bilimin gereği buydu. Atatürk dış politikada da aklın ve bilimin gereğini yaptı. Dolayısıyla Atatürk'ü anlamak için çok özet olarak şunu söyleyebiliriz. Atatürk de bir, Türkiye aşk. Türkiye aşıktır Atatürk. Yani o ayrı bir söyleşi konusudur. İsterseniz bir söyleşide de ona gireriz. Atatürk ve Türklük. İki,
insan sevgisi. Atatürk aşırı Türkçüdür ama aşırı insan severlikle ikisini birleştirmiştir. Ve aşırı doğacıdır. Yani Atatürk'ü anlamak için bütün bu özelliklerini birlikte anlamak lazım. İnsan severliğini anlatmak için Yunanistan'ı savaştı. Yunanistan'la savaştı. Denize döktü. Tamam. Ama sonra Yunanistan'ı Balkan Paktı'nı aldı. Fakat bu arada iki olayı da söylemeliyim. İzmir'e girdiği zaman hükümet konağının önünde Yunan bayrağını serdiler. Kaldırın bunu dedi. Efendim işte Konstantin yaptı. Onlar yapabilir, biz yapmayız. Biz başka bir ulusun kutsalına hakaret etmeyiz. Bu Yunanistan'da duyulmadı mı sanıyorsunuz? Tabii bu arada hem saygılı hem de akıllı. Aklın gereğini yapıyor. Peki ikincisi işte o pür insanlıktır. Belki yine orada da bir akılcı bir düzenleme vardır. Yunanistan esirlerinden 3-5 kişi Atatürk'ün köşkünün bahçesinde bahçıvanlıktan anladıkları için bahçıvan olarak çalıştırıyorlar. 3-5 kuruş da vermiyor, verilecek kendilerine. Bu arada gitmelerine birkaç gün kala Atatürk bahçeden bir gürültü duyuyor. Yaverine diyor ki bakın bakalım ne oluyor. Efendim diyor ki bir başçavuş Yunan esirlerini dövüyor. Allah Allah ya hiç insan dövülür mü diyor. Sonra hemen durdurun diyor. Sonra o başçavuşu da uzaklaştırın buradan diyor. Sonra çağırıyor esirleri. Tabii bu soruyor niye dövülmüş. Efendim torbalarından Atatürk'ün sigaralarından çıkmış. Belli ki birisi vermiş onlara. Nasıl çalacaklar yani? Başçavuş da dövüyor. Ne akılsız bir başçavuşmuş anlaşılan. Her neyse özür diliyor. Yunan elçilerinden özür diliyor. Gönüllerini alıyor. Her birine birkaç paket kendi sigaralarından getirip veriyor ve buyruk veriyor. Diyor ki bunlar giderken torbalarına benim sigaralardan koyun diyor, öyle gitsinler diyor. Bunu bir Yunan esiri de anlattı. Bu aslında bu olayı yine Hasan Rıza Soyak anlatıyor. Tanık olmuş. Ama Yunan esirlerinden birisi de Yunanistan'da bu olayı anlattı. Oradan öğrenenler de var. Şimdi insancılığı görüyor musun? Aşırı Türkçü ama insancı. Doğacı. Doğacığını anlatmaya gerek yok. İki örnek. Ağaçlar kesiliyor. Kesilmesi gerekiyor. Nerede? Gazi çiftliği yapılırken bir yapı yapılacak. 25 o yerde 25 tane söğüt ağacı var. Kesmeyin diyor. Kesmeye karar veriliyor. Hayır diyor. Sökün, boş bir yere dikin onları. Yani koca söğüt ağaçları aslında tutar mı? Tutuyor ya. Hatta ilginç. O söğütler tutuyor ve yaşamalarını sürdürüyorlar. Yalova'da yine yaptığı şey hep herkes biliyor ama hatırlatalım, anımsatalım, esinize getireyim. Nedir o biliyorsunuz. Yalova'da gittiği zaman kalan bir köşk var. O köşkün yanında bir çınar, o çınarın dalları ve kökleri köşke zarar veriyor. Kesmeye karar veriyorlar ama Atatürk'ün duyarlılığını biliyorlar, soruyorlar. Hayır diyor. Ve tren rayları getiriliyor, döşeniyor ve köşk yana doğru kaydırılıyor. Şimdi Yalova'ya gidenler o köşkü görürler. Böyle bir insan. Atatürk böyle bir insan. Buna inanarak Türk tarihi konusunda çok okuyan, anlamaya çalışan bir insan olarak söylüyorum. Bilge Kağan'dan sonra ikinci bir kişi olarak Atatürk'ü konuşabiliriz. Sanki Bilge Kağan'ın yeniden doğmuş halidir. Eğer varsa öyle bir şey diyebiliriz. Dolayısıyla böyle bir saat içinde anlatmak mümkün değil. 84 hafta anlattım ben TRT'de ama bir özet yapmaya çalıştım. Dinlediğiniz için çok çok sağ olun. Herhalde YouTube'a falan girecek. O YouTube'dan daha çok insan dinlerse iyi olacak. Evet, buyurunuz. Soru varsa hazırım. Sayın Bakanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yine her zamanki gibi çok önemli cümleler kurdum. Her biri ayrı bir anlam taşıyor.
Yani bazılarına temas etmek istiyorum. Kuvvetler Birliği, yasama, yürütme, yargının Atatürk döneminde vahdet-i kuvve olarak birleştirildiğini ama bu kuvvetin mecliste, millet adına mecliste toplandığını özellikle, önemle belirtmiş. Ceviz kavuğu programlarıyla ünlüleşen, hakikaten milletin ekserisinin gönlünde yüksek bir değeri olan Hulki Cevizoğlu'nun programında, programlarından birinde, son zamanlardaki programlarından birinde Atatürk'ün bu vahdeti kuvva, kuvvetler birliğini günümüze farklı bir şekilde yansıttığını ifade buyurmuş. Evet. Yani tek adamda bütün kuvvetlerin toplanmasının meşru ve hukuki olduğunu destekler gibi ifade ettiğini ifade buyurmuş. Hulki Bey bunu niçin yapıyor? Yani nedir maksadı? Mevcut hükümeti bu şekilde desteklemek mi istiyor? Ve mevcut, yani Hulki Bey hem akıllı, hem iyi bir sosyolog, iyi bir gazeteci, hakikaten çok değer verdiğim birisi. Ben de son aylardaki programlardaki bazı düşüncelerini çok garipsiyorum. Hulki Bey'e bu ifadeler ne derecede yakışır, onu da kendi içimde sorguluyorum ve rahatsız oluyorum. Çünkü hakikaten geçmiş zamanlarda çok önemli, birleştirici, bütünleştirici bir yapısı vardı. Şimdi sanki bir mevcut hükümeti destekler gibi söylemler ve düşünceler irad eder gibi. Yanlış mı düşünüyorum? Sizin düşünceniz nedir? Evet, öyle görüyorum. Yani bilmiyorum tabii kimseyi, ben sadece kişiliğine değil de görüşüne cevap verdim. Yanlış. Hulki Bey, yanlış kardeşim, yanlış. Yanılıyorsun. Yanılıyorsun. Atatürk'ü karıştırma eğer. Bu başkanlık sistemini ya da sistemsiz başkanlık. Ne sistem? Bu sistemsiz başkanlık rejimi. Bunu öveceksen öv. Görüştür ama Atatürk'ü yanlış anlatarak yapma bunu. Bu yanlış. Yanlış bu. Yani tek adama vermek başka. Meclisin güç. Yani meclise verdikten sonra ya bugün bile tartışılabilir. Çünkü neticede hükümetler de meclisten çıkıyor. Meclis hükümeti deviriyor filan. Yani tartış ama Atatürk'ün söylediği bu değil. Evet. Evet. Kişiliğiyle ilgili bir şey söylemek isterim. Amenna, tabii ki. Yani kişiliğini, tavrını, duruşunu da ben her zaman takdir ettim. Her zaman özenle ve önemle dinledim. Ama son aylardaki kimi yorumlarını garipsiyorum doğrusu. Sayın Bakanım, evet, belki. Yani evet. O iki kelimeyi hep söylediniz. Bütün tavrı ve davranışlarında Cumhuriyetimizin kurucusunun, Atatürk'ün önem verdiği akıl ve bilim. Kürtlük konusuna da bilim yoluyla yaklaştığını ve büyük önem verdiğini özellikle vurguladınız. Yani aralarda hep son yıllarda diyoruz efendim işte Çanakkale'de Kürtler de vardı, Araplar da vardı, Çerkezler de vardı, milli mücadeleyi Çerkezler de yaptı, Çeçenler de yaptı, Türkler de yaptı. Ya zaten Türk kavramının içinde bütün bunların hepsi var. Ayrıştırmaya niçin gerek duyuluyor bilemiyorum. Ve bu ayrıştırmada yani ya basiretsizlik, ferasetsizlik görüyorum yahut da bir art niyet hissediyorum Sayın Bakanım. Dolayısıyla sizin de buyurduğunuz gibi Çanakkale'yi de Türk milleti yaptı, milli mücadeleyi de Türk milleti kazandı. Türk milleti dediğimiz zaman Kürtler de, Araplar da hatta efendim Çerkezler de, Çeçenler de hepsi ortaktır. Hepsinin ortak adıdır Türk kelimesi. Yani bunu ayrıştırarak toplumda farklı farklı sınıflar, hatta sizin şu cümleniz çok önemliydi. Yörükler, Türkmenler efendim de ayrışma konusu üzülüyor. Yani Türkiye'yi 40-50 etnik gruba ayırmak suretiyle birleştirici, bütünleştirici ve güçlendirici olmaktan uzaklaştırıcı bir söylemler yığını haline getiriyor ülkemiz. Ben bunda doğrusu çok iyi niyeti göremiyorum. Yani örfi idareden bahsettiniz. Çok 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 önemli. Milletimizin hakikaten bilgiye çok ihtiyacı var. Bilgisini yüksek bir bilince dönüştürmeye çok ihtiyacı var. Biz Osmanlı'da da
Selçuklu'nun bir döneminde de örfü idareyle idare edildi. Şer'i idare hep örfü idarenin gerisinde kaldı. Kanuni döneminden sonra özellikle şer'i idare ön plana geçti. Siz de bunu özellikle vurguladınız. Dolayısıyla bu siyasal İslamcılıkla son yıllardaki bu söylemler de yapılan yanlış uygulamalarla dindar gibi gösterilmek istenen bazı siyasetçilerin din dışı söylemleriyle maalesef ateizm de deizm de dinden uzaklaşma da özellikle gençler arasında yayıldı. Yanlış uygulamalar, siyasilerin ve bürokratların yanlış uygulamalarıyla öyle zannediyorum ki en azından bir çeyrek yüzyıl siyasal İslam kavramını duyanlar uzak kalacak. Yani bu niyet ve faaliyetlerin arkasında milletimizin bilgi ve bilinciyle dikkatlice takip etmesi ve idrak etmesi gerekir diye düşünüyorum. Önemli bir konuydu örfü idare. Diğer taraftan milli mücadelenin başında da ortasında da bu kendini dindar gibi gösteren, din görevlisi gibi gösteren Dürüzade Şeyh Üstam Dürüzade'den, Mustafa Sabri'lerden bahsettiniz. Milli mücadele aleyhtarı, duruşları, tavırlar, İskilip Ahir Hoca'dan bahsettiniz. Maalesef değerli hocam, Emevi devlet anlayışının hakim olduğu zamanlarda Arap kültürünün din olarak millete tanıtıldığı dönemlerde bugün de bu sızıları, bu acıları hissetmekteyiz. Çoğu kendini dindar zanneden ama bilgi ve bilinçten yoksun pek çok insanımız, din görevlimiz de efendim kendini dindar zanneden insanlarımız da kendini sorgulaması lazım İskilipli Atıf Hoca hakkında. Yani olayları derinlemesine samimiyetle, vukuf bir şekilde efendim bakması lazım. Bu insanlar milli mücadele aletleri, tavırlarıyla, söylemleriyle büyük zararlar verdiler. Arkalarında İngiliz vardı, Alman vardı, Fransız vardı, Rus vardı ve netice itibariyle Anadolu'daki Türk dilini yok etmek, tarihi, Türkiye Türklüğünü tarihten silmek istediler. Tabii bunların karşısında da hepimizin bildiği gibi Ankara Müftüsü Rıfat Börekçi, Denizli Müftüsü bir elinde Kur'an-ı Kerim, bir elinde mazeriyle dağa çıkan ve Yunanlara karşı mücadeleyi gerçekleştiren Ahmet Hulusi Efendiler gibi vatan evlatları da vardı. Ama ben de o düşüncemizi yürekten katılıyorum. Milli mücadele, Türklük bilinciyle, Türk ocakları gibi Türklük bilincini efendim, ruhunda, beyninde, yüreğinde hisseden vatan evlatlarıyla gerçekleştirildi diye düşünüyorum. Bir de Mustafa Sagir olayı var. Yani bilir misiniz, kuvvetli ihtimalle duymuşsunuzdur, İngiliz ajanı, özel yetiştirilen İngiliz gizli servisinin bir numaralı ajanı olarak o dönemde İstanbul'a gönderilen, akabinde İngiliz sefaret hanesi ve diğer sefaret hanelerle temas halinde bir yolunu bulup efendim İnebolu, Kastamonu, Ilgaz üzerinden, Çankırı üzerinden Ankara'ya gelip Ankara'da bir fırsatını bu Atatürk'e milli mücadelenin daha başlangıcında öldürmek suretiyle, suikast öldürmek suretiyle milli mücadeleyi atıl duruma getirmek isteyen Mustafa Sagir'in yakalanması ve İstiklal Mahkemesi'ne yargılanıp idam edilmesi de çok ilginç, manidar. Yakalayan da Mehmet Akif Ersoy, Taceddin Dergahı'nda ona görev veriliyor. Malumlarımız Mustafa Sagir, Mehmet Akif Ersoy sadece bir milletvekili değil, sadece bir milli şairimiz, büyük bir edip, yüksek niteliklere sahip bir insan değil, aynı zamanda teşkilatın mahsusunu, o zaman istihbarat örgütümüzün de çok önemli bir elemanı Mehmet Akif Ersoy'a görev veriliyor. Mehmet Akif Ersoy'un bir katına Taceddin Dergahı'nın bir katında Mehmet Akif Ersoy, bir katında da Mustafa Sagir yerleştiriliyor. Ulus Taşan'dan alınıyor. Önce oraya yerleştirilmişti. Daha sonra da Mehmet Akif'in takibiyle Ezzalı mürekkeple yazılmış mektuplar tespit ediliyor. Mısır'a ve İstanbul Büyükelçiliğine gönderilen mektuplar deşifre ediliyor. Oradan gelen mektuplar da deşifre ediliyor. İngiliz ajanı olduğu sabitleniyor. İyice kuvvetleniyor ve İstiklal Mahkemesi'nde yargılandıktan sonra
hükmü kendisine okunduktan sonra son bir sözünüz var mı deniyor, bir mektup uzatıyor, bunu İngiliz Büyükelçiliğine ulaştırın diyor. O mektup arşivlerde bulunmaktadır. O mektupta diyor ki ben Büyük Britanya İmparatorluğu'na zerre kadar ihanette bulunmadım. Tek bir isteğim var, oğlumu Büyük Britanya İmparatorluğu'na emanet ediyorum şeklinde. Tabii ki diplomatik olarak İngiliz Büyükelçiliği herhangi bir cevap vermiyor. Mektup yerine ulaştırıyor. Yani buna benzer din kisvesi altında İslami literatürü dilinden düşürmeyen, efendim ben Hindistan Müslümanlarından para getirdim, milli mücadeleye destek olmak için geldim maskesiyle Atatürk'ün yanına kadar yaklaşıyor. Yarım saat Atatürk'le görüşüyor. Ama bir kaynakta Sabiha Gökçen'in hatıralarında, bir kaynakta da efendim Çankaya'da Faluk Atay'ın Çankaya kitabında farklı isimler geçiyor. Birisinde İçişleri Bakanı'nı çağırıyor Atatürk. Birisinde de Ankara Emniyet Müdürü'nü çağırıyor. Ve diyor ki çocuk yarım saatlik görüşmenin sonunda. Bu bir İngiliz ajanıdır, takip ediniz. O andan itibaren o takip görevlerine davet veriliyor. Ve neticede İngiliz ajanı olduğu biliniyor. Yani bir tarafta Gürüzzadeler, Mustafa Sabirler, din kisvesi, İskilitli Atlar, Gürüzzadeler dururken, Mustafa Sabirler dururken, milli mücadeleyi yok etmek isteyen, din kisvesi altında din tüccarlığı yaparak, bir taraftan da Ahmet Hulusi Efendiler, Diyap Ağalar veya Rıfat Börekçiler de vazifesini yapıyor. Ama bu vazife Türk milletinin Kürtüyle Türküyle ben artık ayrım yapmak istemiyorum. Türk millet dediğim zaman hepsini kastediyorum. Çünkü Papa Eftimi de sayalım. Her biri evet kesinlikle Türk kökenli Papa Eftim. Eftim miydi? Yanlış Eftim. Eftim. Ve onun kızı veya torunu olacak. O da Sevgi Hanım. Sevgi torunu. Hanım. Evet, Eren Erol. Sevgi Hanım. Eren Erol. O da bir müddet içeriydi. Şimdi dışarıdan bilmiyorum. Dışarıda. Yani Hristiyan olmasına rağmen milli mücadeleyi desteklemiş. Türklüğünden zerre kadar taviz verilmemiş. Milli mücadele döneminde de sonrasında da aile olarak her zaman milletimizin, devletimizin, ülkemizin yanında yer almış, büyük hizmetleri bulmuş bir insanlar olarak, bir soy, bir sülale olarak hep gördüm. Ama o da Sevgi Eren Erol Hanım da bir müddet içeride hangi sebepten dolayı kaldı bilmiyorum. Genekon sözde. Evet, içeri alınmıştı. Şimdi bütün verdiğiniz bilgiler çok çok önemli bilgiler. Müsaadenizle ben Zoom'dan katılımcı dostlarımızın düşünce ve yorumları var. Onları sizlere arz edeyim. Daha sonra YouTube'dan. Mesude Hanım şöyle diyor. Geçen yıl bir reklam vardı. Bir marka ismi verilmiş. Giyim tuhafiye markası. 9 Kasım'da düğmesi kopan ceketiniz hangi marka olursa olsun bize getirin dikelim. Yarın 10 Kasım'da onun önünde saygıyla ilikleyelim demişti. Çok duygulandım ve bunu paylaşmaya değer buldum. Sevgili bakanıma da peşinen teşekkür ederim demiş. Sağ olsun. Sağ olsun. Yine Mesut Hanım devam etmiş. Atatürk'ün Karadeniz gemisini hazırlatarak ülkelere bir kültür çıkartması yapması konusunda ne düşünüyorsunuz diye bir soru sormuş. Bu gemiye Polonyalıların ilgi göstermemiş olmasını nasıl açıklarsın? Ben ilk defa duyuyorum. Kim ilgi göstermemiş? Polonyalılar ilgi göstermemiş. Sunumunuz için ayrıca size teşekkür ediyor tekrar. Yani Polonyalıların ilgi göstermediğini ben bilmiyorum tabii. Ben de yani. Duymadım. Onda duymuş olduk. Araştıralım ama evet. Atatürk tabii milli kültürümüzü çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkaracağız derken bununla birlikte milli kültürümüzü sadece içeride çağdaşlaştırarak yaymak değil, aynı zamanda dünyada da yaygınlaştırma çabasında olduğunu biliyoruz. Yani bu çok da aklın ve gereğin bir işlemidir. Yani vaktiyle De Gaulle'u adayken, Cumhurbaşkanı adayken eleştirdiler. Yani Fransız kültürünü yaymak için niye bu kadar bütçeden para harcıyorsun? Dedi ki ben Fransız kültürünü yaymak için para harcıyorum ama kat kat geri geliyor.
Yani bu yolda Fransızcayı ve Fransızayı sevenler uluslararası toplantılarda bizi destekliyorlar ve Fransız mallarını alıyorlar. Yani dolayısıyla Atatürk'ün bu çalışmaları çok önemli. Atatürk bu arada tabii yerli ve milli kaynaklar ve ürünleri çağdaş, yani olduğu gibi yaymak dışında çağdaş dünyaya yaygınlaştırmak için mesela opera yazdırmıştır. Ve opera Sadabat Paktı'nın gerçekleşmesi için öz soy operası İran Şah'ın önünde gerçekleşmiş. Sonunda da Şah ağlıya ağlıya Atatürk'e sarılmıştır, o kadar etkilenmiş ki. Ya Atatürk'ün bu tarz çalışmaları ayrı bir konu. İsterseniz onu bir gün konuşalım. Evet. İnşallah. Ama değerli arkadaşımızın hatırlatması da çok önemli. Evet, buyurunuz. Sayın Bakanım, YouTube'dan marka filozofu lakaplı Muharrem Ali Bey, Nail Han geldi, Afganistan Türklerinden Nail Han geldi, Gökhan Evren, Nuri Erkenci, gazeteci Mehmet Taş, bu Maraş Gündem gazetesinin sahibi Mehmet Taş, bunlar iyi dileklerini sunuyorlar, teşekkür ediyorlar. Mehmet Taş demiş ki, yüreğinize sağlık Sayın Bakanım, açıklamalarınızdan istifade ettik. Güneş Hanım bizim aynı zamanda teknik elemanımız gibiydi, çok kıymet verdiğimiz bir kardeşimiz. Rahatsız olduğu için maalesef katılamadı Zoom programımıza. Onun iyi dilekleri var. Sağ olsun. Bilgi ve bilinç devrimi için Atatürk'ü çok iyi anlamak ile beraber eylemlerini hayata yeniden geçirmemiz şart demiş Güneş Hanım. Nuri Erkenci Bey, Sayın Bakanım ağzınıza sağlık, Rabbim ilminizi artırsın. Emeği geçenlere teşekkürler demiş. İbrahim Ulu Bey sadece şu cümleyi kullanmış. Ne mutlu Türk'üm diyene demiş. Yine Nuri Erkenci Bey'in bir sorusu var. Yani sorusunu aynen şöyle okumak istiyorum. Terakkiperver Cumhuriyet Halk Partisi'ni kuran Atatürk'ün en önemli yol arkadaşı Kazım Karabekir Paşa'nın teşkilat-ı mahsusa tarafından takip edildiği raporlar mı oldu, doğru mudur? Teşkilat-ı mahsusa yoktu o dönem. Yol arkadaşına göstermemiştir diyebilir miyiz? Yani diyebilir miyiz? Atatürk muhalefeti olan anlayışını yol arkadaşına göstermemiştir diyebilir miyiz demiş. Yani biliyorsunuz Kazım Karabekir, emrim şahsım ve ordum emrinizdeyiz paşam diyerek Erzurum'da Atatürk karşılanmış. İdam fermanı çıkarılıp apoletleri söküldüğü anda İstanbul tarafından yalnız bırakmamış ki Anadolu'daki elinde silah olan tek kol ordumuz Kazım Karabekir'in kol ordusuydu. Milli mücadeleye büyük destek vermiş. Her zaman Atatürk'ün yanında yer almış. Hatta ben Cumhuriyet inkılaplarında da esas itibariyle Atatürk'ün karşısına çıkmadığını düşünüyorum. Ama Nuri kardeşim nereden bilgi aldı bilmiyorum. Doğrudur. Kendisini ben tanırım. Çok kıymet verdiğim bir kardeşimiz. Yanlış bir soru soracağını düşünmüyorum. Acaba Atatürk ile Kazım Karabekir arasında bazı ihtilaflar söz konusu muydu ki ben bazen evladı Kazım Karabekir'in evladı hanımefendi ismini şu anda unuttum, bağışlasın beni. Onun ifadelerinden de kimi düşüncelerini Atatürk'ün beğenmemiş olsa bile Kazım Karabekir'in esas itibariyle Atatürk'ü hep haklı bulduğunu, en azından sonradan haklı bulduğunu kızına zaman zaman ifade etmiştir diye ben hatırlıyorum. Atatürk ile Kazım Karabekir veya Atatürk ile İsmet Paşa, Bezi Paşa gibi milli mücadelenin diğer komutanları arasında ihtilaflar, farklılıklar tabii ki olacak. Bu konularda konuşmak ister misiniz Sayın Bakan? Efendim, şimdi Kazım Karabekir hakkında bütün övgülerinizde haklısınız. Evet. Çok önemli bir kahramandır ve o Erzurum'daki olay gerçekten bir dönüm noktasıdır. Hiç bunda kuşku yok. Orada arkadaşımız herhalde teşkilat-ı mahsusa derken istihbarat örgütünü kastediyor. Amin. İstihbarat örgütünün herkesi takip etmesi doğaldır. Yani ciddi devletler o tür önemli
kişileri takip ederler yani. Onda bir sakınca yok. Ama işte sonunda beraat etmiştir Kazım Karabekir. İzmir suikastı ile ilgili yargılanmış ve beraat etmiştir, aklanmıştır. Şimdi orada en doğrusu şu, sadece Kazım Karabekir değil, Rauf Orbay'ın da aynı şekilde sözleri var. Değerli hanımefendi, ben de tanırım, ziyaretine de gittim. Müzeye bir de belge götürdüm. Kazım Karabekir'in okuldaki karnesini alıp götürdüm bir yerden. Bana ulaştı, müzeye teslim ettim filan. Kazım Karabekir'e de çok sevgi ve saygı duyarım. Bizim tarafta Kara Kazım derler bana. Kara Kazım. Evet, yani Kazım Karabekir değil de Kara Kazım derler. Ve kurtarıcı olarak görürler. Doğrudur. Yani Doğu Cephesi'nin büyük başarısı Kazım Karabekir'in eseridir. Ve orada Ermeni 3000 kişilik Türk ordusu, 11.000 kişilik Ermeni ordusunu yok etti. Oradan gelen silahlar batıya intikal etti filan. Bunlar doğru. Ama bu konuda en doğru şeyi Kazım Karabekir kızına söylemiş. Biz de ondan öğrendik. Diyor ki, benim diyor Atatürk'le bazı görüş ayrılıklarım oldu diyor. Ama o olmasaydı bizim hiçbirimiz başa geçip Kurtuluş Savaşı'nı gerçekleştiremezdik. Ona borçluyuz diyor. Bu tabii çok yüce bir gönlün söylediği doğru sözler. Yine benim Mustafa Kahraman yolladığımda bir dostum, siz tanırsınız, sizin meslektaşınız, sanıyorum Albay, Profesör Albay, o da Gülhane'den 28 Şubat'ta irticacı diye attılar. Ya Mustafa Kahraman yoldan irticacı mı olur? Ben de o zaman tercümanda yazı yazıyordum. Dedim ki sizin irticacı dedikleriniz Mustafa Kahraman yolu gibi ise yandık. Yani neyse, o anlattı. Rauf Orbay o Kızılay'daki harp okulu, ordu evine gelmiş. Bunlar da gitmişler ziyaretine. Bizzat duyduğunu söyledi. Diyor ki gençler, biliyorsunuz benim diyor Atatürk'le bazı görüş ayrılıklarım vardı diyor. Yani o görüş ayrılıkları da onların hiçbirisi Atatürk gibi devrimci değil. Yani mesela Rauf Orbay diyor ki, ya ben diyor damarlarımda kan yerine padişahın nimetleri dolaşıyor. Ben nasıl saltanatın kaldırılmasında yanı olabilirim falan. Kolay bir şey değildi o yani. Hakikaten 600 yıl Atatürk'ün bu saltanatı kaldırması kolay bir şey değildi. Ama Rauf Orbay'a devam edelim. Diyor ki, ben nasıl saltanatın kaldırılmasında yanı olur. Ama sonra diyor ki, ama diyor, hiçbirimiz diyor onun gibi yapıp başa geçip bu savaşı yönetemez ve kazanamazdık diyor. Bunu diyen adam asker. Rauf Orbay Bahriye Nazırlığı yaptı. Kahraman biliyorsunuz. Yani bir gemiyle destanlar yaratan bir adam. O geminin adı neydi şimdi ben hatırlayamadım ama siz bilirsiniz. Ne gemisiydi o? Ben bir gemiyle. Evet, yani Rauf Orbay bir kahraman kişidir. Ama o da bir süre sonra soğukkanlı düşününce olayları. Şimdi onlar arasında ihtilaflar, ama çok ilginçtir. En çok ihtilaf olması düşünülen mesela Fevzi Çakmak'ta hiçbir ihtilaf yoktur. Niye öyle düşünüyoruz? Şimdi Atatürk'ün dini inancı konusu ayrı bir şey. Ama dindar bir yaşayışın olmadığı besbelli yani. Yani şimdi gerçeği konuşmak lazımsa Atatürk akşamları evet birkaç kadeh rakı içiyor. Bunu da gizlemiyor. Melamet yapıyor. Çünkü melami. Yani melamet ne demek? Yani insanların kendisine dindar demesini istemiyor. Buna melamet derler. Kötülenmek yani. Melamiliğin esası budur. Ahmet Yesevi de melametten çok bahseder. Ama Atatürk'ün İslam'a yaptığı hizmeti kimse yapmamıştır. Bu da ayrı bir konu. Şimdi yani o meşhur sözü var. Yani ne derece doğru bilemiyoruz ama son yıllarda, son 15-20 yıl içerisinde çok çıktı. Yani en güçlü kaynaklardan birisi siz olabilirsiniz. Kabe ile ilgili Suudi Arabistan'a
bir mektup gönderiyorum nota şeklinde. Yani eğer Peygamber Efendimiz'in türbesini yıkacak olursanız ordumla aşağı doğru yürürüm şeklinde mealen bir ifadesi hep söylene geliyor Atatürk. Böyle bir ifade var mı? Ben tabii Kabe değil de Ravza-i Mutahara ile ilgili. Peygamber şey Kabe değil, evet. Peygamber Efendimiz'in türbesiyle ilgili Ravza-i duydum Mutahara. Bir kaynakta görmedim. Ama şu, yani bir kaynakta görmedim. Ama söyleniyor, ben de duydum sadece. Şimdi önemli olan şu, Fevzi Çakmak 5 vakit namaz kılıyor. Oruç tutuyor. İçmiyor, içki içmiyor. Erken yatıyor, erken kalkıyor falan. Sabah namazına kalkmak için diyor, Atatürk de takdir ediyor. Ya ne güzel uyuyor diyor falan. Hayranım diyor. Bu adama hayranım diyor. Yatıyor, erken erken uyuyor, kalkıyor falan. Ama bakınız, Türk ordusunun başında beş vakit namaz kılan, oruç tutan, içki içmeyen, dindar bir kişi, hatta ehli tarik de derler. Küçük Hüseyin Efendi'ye bağlı olduğunu da söylerler. Fevzi Çakmak. Yani o konuda çok henüz tam aşağı çıkmış değil, bir hadise değil. Yani onun için söylerler dedi. Yani, Ermeni iş adamı, Rum Yahudi iş adamı. Yok, şey Yahudi. Hüseyin Gari öldürülmüştü. Evet. Onun da şeyhinin olduğu falan söyle. Böyle ilginç, değişik düşünceler, yorumlar evet. Yapılıyor. Çok bilemiyoruz. Onunla, onun ölümüyle Zak Alaton'la Fevzi Paşa arasında değişik münasebetler dile getiriliyor zaman zaman. Bu yüzden yani Fevzi Paşa'nın da Hüseyin Garih'in de o küçük Hüseyin Efendi'ye bağlı oldukları söylenir. Ama başka bir şey var. Yani konu buraya gelince söyleyeyim. Ama önce şunu söyleyeyim. Buna rağmen ordunun başında onu tutmuştur. Sonuna kesinlikle. Kadar. Evet, sonuna kadar. Kendisinden sonra da onun cumhurbaşkanı olarak seçilmesini Celal Bayar'a söylemiştir. Celal Bayar. Bu ilk defa duyuyorum bunu. Tabii. Celal Bayar'ı çağırıyor bir gün. Ya hadi artık gidici onu biliyor yani. Diyor ki Celal Bayar başbakan. Sopaşa'yı ayırmış. Celal Bayar başbakan yapmış. Diyor ki benden sonra herkesin aklına İsmet Paşa gelir diyor. Vaka milletimize büyük hizmetler yapmış bir insandır. Ama görüyorum ki birliği sağlayamıyor. Dolayısıyla en doğrusu Mareşal'dır diyor. Fevzi Çakmak'tır diyor. Sen diyor seçimi yenileyip Mareşal'ın milletvekili olmasını sağlayabilir misin? Onun cumhurbaşkanı olmasını sağlayabilir misin? O da diyor ki muktedirim. Aynen böyle. Yani duyan kişi yine Hasan Rıza Soyak en yakın. Hasan Rıza Soyak yazıyor bunu. Muktedirim diyor. Konuşma tarzı da Bayar'ın öyledir böyle. Büyük büyük. Yani kalıp döker gibi konuşur. Muktedirim diyor. Öylesi yap diyor. Sonra tarihçi soruyor. Diyor ki böyle bir şey okuduk. Atatürk size bunu söyledi mi? Celal Bayar. Sonradan. Söyledi diyor. Söyledi ben yapmadım diyor. Celal Bayar söylüyor. Niye yapmadım diyor. Çünkü diyor İsmet Paşa çok hırslıydı diyor. Çok muhtaristi. Böyle bir şey yapsaydık bölerdi diyor ve Rusya'daki Troçki ve Stalin çekişmesine benzer bir çekişme meydana getirilirdi. O yüzden İsmet Paşa'yı yaptık diyor. Tabii o arada Mareşal da İsmet Paşa'yı destekliyor. Evet, yani İsmet Paşa'yı destekliyor. Dedikçe de asker dayanışması diyelim ya da Mareşal'ın çok hırslı olmak. Şimdi bakınız bu kadar, yani şunu şu söylüyorum. Demek ki Atatürk insanların dindar olmasından rahatsız değil. Hatta biliyorsunuz sofrada içki oluyor Atatürk'ün. Sadece Ramazan geceleri olmuyor. Bir de mübarek geceler olmuyor. Bir de Mareşal'ın geldiği geceler olmuyor. Yani diyor ki Mareşal davetliyse sofraya, diyor ki Mareşal böyle şeylerden hoşlanmaz. Sakın diyor sofraya içki getirmeyen, isteyen olursa da getirmeyin. Ve kendisi gidiyor mutfağa,
Masaya bakıyor, denetliyor. İçki var mı yok mu diye. Yani Maraş'a da daha böyle saygılı. Aslında başlangıçta zaten Maraşal işte Harbiye Nazırı falan, yani İstanbul'da görevliyken de Atatürk'le gizli gizli görüşmeleri var tabii. Ama yani Atatürk'ten kıdemli. Atatürk'ten kıdemli. Evet. Tabii kıdemli ve bir de tabii gerçekten çok büyük bir kurmay. İsmet Paşa da öyle. Yani onu söylüyor. İsmet Paşa büyük bir kumandan değil. Ama büyük bir kurmay. Bu ayrım ne? Şu. Yani askerlik bilimini çok iyi bilen bir insan. Her zaman sınıfının birincisi. Mesela Atatürk öyle değil. Atatürk sınıfının en iyileri arasında ama en iyisi değil. Yani ondan daha çalışkanlar var. Çünkü Atatürk bir taraftan dersleri yapıyor. Bir taraftan bir sürü kitap okuyor. O yüzden derslerden yani diyelim hep 10-10 almıyor yani. İşte 9 alıyor, 8 alıyor. Başkaları 10-10 alanlar var filan. Ama İsmet Paşa öyle değil. Hep birinci. Ve bir şey unutmayalım. Enver Paşa 38 yaşında Türk ordularının başkomutanı olduğunda başkomutan vekili değil o. Adı öyle ama başkomutan aslında. Çünkü başkomutan padişah. Padişahın da hiç baktığı yok. Dolayısıyla başkomutan vekili olduğu zaman yaver olarak ordu içinden İsmet Paşa'yı seçiyor. İsmet Paşa onun yaveridir. O yüzden hiç o da İsmet Paşa da hiç Enver Paşa aleyhine konuşmamıştır. Ama Atatürk'ün de Enver Paşa'yı öven sözleri vardır. Yani bunlar konuşulmalı yani. Nasıl övüyor? Diyor ki yani Osmanlı ordularını gençleştiren de modernleştiren genç bir Türk subayı olan Enver Bey diyor. Olmasaydı Çanakkale Savaşı'nda böyle başarılar kazanamazdık diyor. Evet. Yani Enver övüyor. Ama Enver Paşa'nın biraz realistik değil, ütopistik olmasının duygusallığı ağır basıyor. Yani, o, yani onun böyle heyecanları ağır basıyor filan. Şimdi bir de çok özür diliyorum Sayın Bakanım. Sözünüzü kestim. Lütfen kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Yani hep örnek veriyoruz. Yani eğer Enver Paşa milli mücadelenin lideri olsa idi, tabii tarihte bu şart ekini her zaman geçerli olmuyor. Efendim Türk Cumhuriyetlerine gitti, Kafkasya'da, Özbekistan'da, sonunda da Ruslar tarafından savaşarak, mücadele ederek şehit edildi. Büyük bir vatan evladı, büyük bir kahraman. Ama kesin. Atatürk çok önemli vurguladınız. Akıl ve bilim ölçüleri çok önemli. Yani duygusallıktan öte kavru var Atatürk'ün. Ama Ömer Paşa duygusal. Mesela maazallah eğer Ömer Paşa milli mücadele lideri olup cumhuriyet ilan etseydi, kuvvetli ihtimalle yeni kurulan cumhuriyetin adı Enver Cumhuriyeti ya da Enverli Cumhuriyeti olurdu. Çünkü Almanya'ya giden Türk vagonlarına Enverland yazdırmıştı. Ve öbür taraftan Latin alfabesine benzer bir alfabeyi kendi zamanında uygulamak istedi. Özel bazı mektuplarında da kullandı ve o alfabeye de Enveriye dedi. Yani böyle bir ruh anlayışı, böyle bir ufuk anlayışı var. Zaten gelenekte de var. Yani biz Selçuklu, Osmanlı diyoruz kurucularından dolayı. Dolayısıyla Cumhuriyeti kursaydı Enverli Devleti'yle karşı karşıya kalırdık. Ya da yeni Türk alfabesi alfabeyi getirseydi ona Atatürk'ün ifade buyurduğu gibi yeni Türk alfabesi demezdi. Muhtemelen Enveriye derdi diye düşünüyorum. Arasında herkisi de büyük vatan evladı, bunu söylemeye hacet bile duymuyorum aslında. Ama aralarında fark vardı. O farkla Atatürk bizim milli baş öğretmenimiz, milli baş komutanımız, büyük bir önderimiz olarak tarihe adını yazdı. Bir gün mecliste dönemin en büyük hatibi Hamdullah Spitanrover tabii ki yani Atatürk'ün hep yanındadır. Çok büyük bir kişidir. Bizim Türk Ocakları Genel Başkanı'dır. Evet. Ben onu yaşlılığında tanıdım. Böyle bir odada çok güzel. Sohbetini dinledim falan. İlginç şeyler anlattı da. Fakat
hatip oluşumun verdiği, akıcı konuşmanın verdiği bir şehvetle diyelim, hitabet şehvetiyle Kuvayi Milliye bir işte şudur, Kuvayi Milliye budur, Kuvayi Milliye bir çılgınlıktır filan derken Atatürk içeri giriyor ve işe giriyor kürsüde. Ne diyor bu adam ya? Kuvayi Milliye her şeyden önce akıl ve bilimdir. Bilimle başarılmıştır. Ama tabii hamdullah Süpi şairane konuşan o da lazım ama Atatürk'ün öyle bakınız Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk bir de şu özelliği. Atatürk ayrıntıların adam. En ince ayrıntısına kadar savaşı planlıyor. Yani şimdi tekalif-i milliye yasasını hatırlayalım. Yani ne kadar her evden ne kadar çarık, ne kadar çorap, her evden ne kadar gelecek. Bunların hepsi bu arada makbuza bağlanıyor, sonra geri veriliyor. Ama o sırada buna ihtiyaç var. Askerin çarığa ihtiyacı var, ayakkabıya ihtiyacı var, efendim yiyeceğe ihtiyacı var. Bunları hesaplıyor. Yani bütün yani, bunların hepsinin kayıtları çıkarılmış. Çankırı'da Profesör Doktor Rıfat Urga Atatürk tarafından Afganistan'a hastane kurması için gönderilen Rıfat Urga için düzenlenen bir belediye şey var, önemli bir müze var. Orada ben kayıtlarını bizatihi gördüm birkaç sefer misafirleri de götürdüğümde. Çankırlı kadınlar, kızlar ördükleri çorapları efendim ne kadar malzeme var ise iç çamaşırı askerler için vesaire için kayıtlara tutulmuş. Yani devlet hep kayıt tutar ve gereğinde zamanı gelince mutlaka yapar. Evet. Yani onun için Atatürk bir defa müdahil. İsmet Paşa için dedim ki yani komutan, genelkurmaylığı, yani daha doğrusu kurmaylığı çok ileri derecede ve unutmayalım yani birinci inönü, ikinci inönü, gerçi onlar küçük çatışmalardır, öncü savaşlarıdır yani ama durdurdu yani. Ama Atatürk de muazzam bir moral veriyor. Yani Türk'ün tabii, kötü talihi yendiniz diyerek millete moral veriyor. Millete, İsmet Paşa'ya da. Küçümsemiyoruz tabii İnönü Savaşları'nı. Önemli. Hayır. Başlangıç itibariyle. Evet. Ama Atatürk'ün verdiği moral de, çektiği telgraflar da takım düzeyinde, bölük düzeyinde bütün askeri birlikleri okutuluyor. Ve gazetelerde yayınlanıyor ve yüksek bir moral kazanıyor. Atatürk tabii, çok iyi değerlendiriyor. İyi bir propaganda yapıyor aynı zamanda. Bugün için de çok lazım. Ama üçüncü sınıfta Eskişehir Yutaya Savaşları, bizim mevcudumuz 100 bin. Artık ordu toplamışız yani. Evet. 10 bin, 20 bin falan değil yani. Yunanların 150 bin. Ama orada tam bir hizmet. Evet. Bozgun. Geri çekildi. Bozgun. Yani asker kaçıyor artık. Bozgun böyle bir şeydir yani. Bozgun meydana gelince kahramanlar korkaklaşır. Kahraman, yani başka zaman kahraman olan bir kişi, Bozgun Psikolojisi diye bir kitap okumuştum ben vaktiyle. Bozgun diye. Bozgun anında kahraman insan korkak kaçar yani. Herkes kaçıyor da kaçar. Ne yapsın, tek başına mı savaş filan. İşte Atatürk cepheye yetişiyor. İsmet Paşa'nın yanına. Ve hemen duruma el koyuyor. Bozgun'u firarı ricat haline çeviriyor. Yani bilinçli işte geri çekilme, Sakarya gerilerindeki o tepelerde. O tepeleri ben gördüm. Görünce anladım. O tepelerde tutunuyor. Hatta ya o zaman meclisten anlamayan insanlar niye işte bıraktı, niye gitti lan? Çünkü yani tabii askerlikten anlamam. Yani benim mesleğim değil ki. Gerçi ben de Türk ordusunun bir subayıyım. Ama ben disiplin subayıydım. Hukukçu olduğum için. Evet. Yani her Türk asker doğar. Yani askerlikte yaptık. Tabii. Şerefle her yaptık. Türk asker doğar. 18 askerlik ay. Yapmasa bile asker gibidir. Askerdir evet. Her Türk askerdir. Şimdi dolayısıyla İsmet Paşa ama ondan sonra Sakarya'da da büyük mücadele, taarruzda da İsmet Paşa hep kurmay niyetindedir yani. Karargâhtadır yani. Fevzi Çakmak, İsmet Paşa ve Atatürk.
yani o planları birlikte yaparlar. Yani Atatürk o şeyden sonra, Eskişehir İktidar Savaşı'ndan sonra, ya sen yapamıyorsun falan, tam tersine gitti. Orada da moral verdi. O da dedi ki, Atatürk, her zaman Hızır gibi imdadıma yetişirsin sen falan dedi. Şimdi Atatürk böyle bir insan. Evet, yani bunlar arasında görüş farkları oldu. Ama bir şey var. Ne İsmet Paşa ne de diğer paşalar, hiçbirisi Atatürk gibi devrimci değil. Mesela ben Enver Paşa'nın da Cumhuriyet falan ilan edeceğiz. Yani zaten padişahın da damadı. O en az o şöyle vardı. Biz de zaten mesela dedik. Yani ben mesela de, evet. Tabii. Ya bilemeyiz de ama hiç şöyle bir şey, evet, yok. Üstelik o harfler dediği de Arap harflerini biliyorsunuz. Bitişik yazılır. O bitişik değil de tek tek yazılması, işte Enveriye denilen o harfler öyle. Çünkü herkes biliyor ki bu harflerle Türkçe yazılamıyor. Ve bir reform arayışı, işte aslında tabii bu da ilginç bir şey de söyleyeyim, geçelim. Kafa karıştırıcı bir söz. Bir Devir İki Lider diye bir kitap var. Şimdi yazarını hatırlamadım da bende vardır. Orada yazar Atatürk'ün yaptıklarının çoğunu hem II. Abdülhamit'in de planladığını ama yapamadığını söylüyor. Yani tabii ki halifeliğin ve padişahlığın kaldırılması hariç. Bütün o değişimleri Abdülhamit de düşünmüş ama yapamamış. Onu söylüyor. Yani kitapta deliller veriyor falan. Yani aklı başında herkes bir değişim istiyor. Ama onu yapabilen sadece Atatürk. Evet. Atatürk isteseydi padişah olurdu. Çok daha kolaydı. Evet. Hatta tek halife olurdu. Çok daha, evet, kolaydı. Hanedan değişikliğine alışkındır bizim milletimiz. Sayın Bakanım, bir soru sormak istiyorum. Şu anda birden aklıma geldi. Yani sormam gereken mi onu da bilmiyorum da. Artık yüksek bilgeliğinize güvenerek sormak istiyorum. Niçin Latin alfabesini seçti? He. Göktürk alfabesini seçebilirdi. Göktürk alfabesindeki harfler de bizim milli kültürümüzden yansıma damgalardan bezenmiş ve güzel bir alfabe. Bugün yeryüzünde bilmiyorum 30-40 Japonca, Japon alfabesi, Hint alfabesi, Gürcü alfabesi, efendim İbrani alfabesi, pek çok farklı alfabeler söz konusu. Kiril alfabesi vesaire vesaire. Yani alfabe değişikliğinin medeniyetlerde gelişime ortak olacağı vesaire ifadesini biraz boşlukta hissediyorum. Göktürk alfabesini de alabilirdi. Niçin Latin dedi? Şimdi bir defa Araplar harflerinden Türk milletini kurtarmak gerekiyordu. Onda hiç kuşku yok. Arap harfleri 1000 yıl Türklüğe zulmetmiştir. Zulümdür, zulüm. Neden zulmetmiştir? Çünkü Arap... Şimdi Sayın Bakanım hemen parantez açıyorum. Lütfen sözünüzü balla kesin. Tabii. Bu buyurun. Düşüncenizi ve hemen akabinde gelecek düşüncelerinizi saf, samimi ama şuur yetersizliği olan, kendini iyi yetiştirmemiş, bununla birlikte kendini dindar kabul eden ekseri bir toplumla karşı karşıyayız. Evet. Arap alfabesine karşı gelmek, dine karşı gelmekle eşdeğer görülüyor. Onun için ne yapmamız lazım da şimdi söylediğiniz ve birazdan tamamlayacağınız düşüncelerinizi biz milletimize, dindar insanlarımıza nasıl aktarabiliriz? Yani şu sözleri çok önemli gördüğüm için defalarca tekrarlıyorum. Aklınızı helal edin. Hem sizden hem de bütün değerli dostlarımızdan özür diliyorum. Biz İslam dinini, Arap kültürünü İslam dini olarak aldık. Emevi devlet anlayışını Osmanlı'nın son döneminde ve Selçuklu'nun son döneminde kendi devlet anlayışımız olarak benimsedik ve burnumuzda pislikten kurtulamadık maalesef. Şimdi Arap alfabesi Kur'an-ı Kerim kutsaldır, mukaddestir. Bunun aksini iddia etmek abesle iştigaldir. Allah esirgesin küfre götürür. Ama biz Arap alfabesini niçin bırakmalıydık? Tabii bunun siyasal, toplumsal sebepleri var ama farklı farklı sizin pencerenizden. Yani Latin alfabesini almamız gerekiyordu da Arap alfabesinden tamamen kurtulmamız gerekiyordu da bunu ifade ederken o saf, samimi ama
bilinç yetersizliği olan bizim insanlarımızı nasıl aydınlatacağız? Bu çok önemli. Küçük bir örnek. Küçük bir örnek. Okunabiliyor mu? Evet, on, ön, en. Evet, her türlü okunabiliyor. Şimdi, çünkü ünlüler tek bir şeyle karşılanıyor. Şimdi Arap harfi, yani en çok insanların günlük hayatlarında konuştukları konu, o zaman bilhassa ekmek, un, efendim temelli beslenme esas olduğuna göre bütün insanlarda esas ekmektir yani. Şimdi buğdaydır. Yani ana, şimdi gerçi ekmeği yeme falan diyenler oluyor ama o ayrı bir şey. Şimdi Arap harfleriyle un yazılamaz. Un. Çünkü bu un yazarsanız bu un da önde olur, onda olur. İn de okunur. Kesinlikle. Ün de olur filan. Ama bunu da harekelerle düzenlemeye çalıştılar. Düzenlenmişti, gerek yok diyenler. Ama harekeler sadece Kur'an okurken kullanıldı. Yani hayatta hareket kullanılmadı. Osmanlıca hareketsiz kullanılmıştır. Onun için de okunma hep problem olmuştur. Ya hiçbir şekilde kitaplar falan harekeli yazılmamıştır. Kur'an'ın harekeleri de sonradan konulmuştur. Arap harflerinde hareke diye bir şey yoktur. Sonradan işte Kur'an'ı öyle mi böyle mi, çünkü harekeye göre söz değişiyor. Değişince anlam değişiyor filan. Onda örnekleri var. Dolayısıyla un denilemediği için un sözünün Arapçası alınıp Türkçe'ye konmuştur ve böylece çözülmüştür iş. Birçok sözcük böyle Türkçe'ye konulmuştur. Türkçe sözcükler yazılamadığı için. Bunun dışında yani bu Osmanlıca yazısı diyelim, öyle bir yazıdır ki bu yazıyla bilmediğiniz bir dilde ne okuyabilirsiniz ne yazabilirsiniz. Dili bilmiyorsanız okuyamazsınız. Yani çünkü burada kelimeler ezberlenir, öyle okunur. Biraz da sözün gelişine göre okunur. Ama yine örnekleri var. Padişaha bir arzda bulunuyor sadrazam. Padişah da alıyor kalemi, bir şeyler yazıyor. Ama o padişahın yazısını sadrazam başka türlü okuyor. Çok net bir örnek vermek istiyorum. Çok da ilginç bir örnek. Ben bir bilim adamları, tarihçiler toplanmışlar ve kendileri, bilim adamları konuşuyorlar. Şimdi ben eski yazı bilirim, yazarım da pek güzel yazamıyorum. Evet. Şimdi bilim adamları toplanıyor, konuşuyorlar ve çok meşhur bir tarihçi. Çok meşhur. Adını söylemeyeceğim. Ama İlber de orada. Onun da konuşması var. İlber onu düzeltmiyor, kibarlığından yapmamıştır. Çünkü dediğim konu İlber bilir. Şimdi diyor ki tarihçimiz, Orhan zamanı ile ilgili bir belge buldum. Orada diyor ki, Orhan Bey olunca Develi Obalardan çok miktarda kameron getirildi. Kameron. Şöyle birleşebilir. Kameron getirildi. Şimdi kameronun ne olduğunu anlamıyor tarihçi. Kayla başladığına göre parantez içinde kımız yazmış. Kımız. Sonra bu belgeden hüküm çıkarıyor. Demek ki diyor Osmanlı'da beyler başlayınca göreve bol miktarda içki içilirdi. Şimdi tabii hocanın birçok yanlışı var da, yani kımız içki değildir, içecektir. O ayrı da. Ama kameron diye bir şey yok. Peki niye bu doğru dürüst okuyamıyor? Çünkü bu kımran. 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 Kımran veya kımran, evet. Kımran. Yani, evet. Kımran deve sütünden yapılan ayran. Evet. Deve sütü ya, içecek. Evet, bir içtim ben, çok içtim, evet. Tabii ki içtiniz. Şubat'ta derler ona.
Kazaklarda, Kırgızlarda, Özbeklerde çok da güzeldir. Tansiyonu düşürür, kımız yükseltir filan. Yumuşaktır yani deve sütünün ayranı. Şimdi bu örnek. Yani peki Latin dediğimiz harfler. Buna benzer o kadar olsa, çok var ki tarihte örnek. Yanlış okunan metinler o kadar çok ki. Çok yani sözcüğü bilmiyorsa, eğer onun anlamını bilmiyorsa okuması mümkün değildir. Kesinlikle. Dolayısıyla ayrıca Türkçe'de bir tane de vardır, bir tane ze vardır, bir tane se vardır. Ama mesela Arapça'da yazıda üç tane se var. Tehtek se var, sin var, sat var. Sümme diyemezsiniz mesela. Sümme redetnahu diyeceksiniz. Sümme dediniz mi anlamaz değişir. Sümme. Türkçe'de peltekse yok. İki ayrı sert ve yumuşak se yok. Se yok mesela. Bir harf var biliyorsunuz yine Arap harflerinden birisi. Şöyle. Z ile D arasında. Zat. Evet. Şimdi bu böyle zalil. Evet. Şeyde Fatiha suresinde. Peki bu Z mi D mi? Evet. Ne D ne Z. Z. Osman mı Otman mı? O tabii orada o aynı şey. Şimdi o yüzden mesela Türkler mesela kadı derken de diyor demişler. Ama kadının yaptığı işlem kaza, buna kaza demişler. Kazayı. Ama kazayı yapan kadı de. Bazıları bakıyorum şöyle. Bazı imamlar falan tecvid okumuş. Böyle zallin. Hayır. Böyle zallin değil. Dallin. Herkes dallin diyor. Hayır. Dallin de değil ya. Böyle zalin. Z ve D arası bir ses. Yani Türkçe ile ilgisi olmayan bir sürü ses. Türkçenin var. Ses yapısını, hançeresine, ses organlarının teşekkül ettiği noktalara uygun bir dil değil maalesef. Hayır uygun değil mesela. Uygun bir alfabe değil maalesef. Efendim Ali mesela derken Arap Ali demez. Ayin de başlatır. Onun adı, o yüce kişinin adı Ali değildir. Ali'dir. Ali, ayin. Ayin. Ama Türk ne yapmış? Onu elifle yapmış. Ali yapmış. Türk Ali der. O Ali demez yani. Ben ayınları söyleyemiyorum aslında. Çok uğraştım söyleyemedim. Arapça öğrenmeye çalıştım. Bir dönem. Evet şimdi demek istediğimiz bir defa. Efendim işte gelip oraya takılır. Biz bir gecede mezar taşlarımızı okuyamaz. Hadi canım sizin mezar taşınız mı vardı ya? Göster yalancı söyle bak. Dedenin mezar taşını göster bakayım ben okuyayım. Yani. Niye uyduruyorsunuz ya? Sonra mezar taşı okumak için mi öğrenin? Mezar taşı ne ya? Başka okuyacak bir şey bulamıyor musunuz? Çünkü bulamıyorlar. Yok. Ne okuyor? Dolayısıyla bilim hayatına kesat girmesinin Türklerde sebeplerinden birisi aynen. Bu yazılır. Ha peki niye Göktürk harflerini almadı? Aslında tabii Atatürk'ün tarih görüşüne göre Latinleri milletleştiren, uygarlaştıran ve mesela İtalyan milletinin ortaya çıkmasını sağlayan Etrüsklerdir. Kesinlikle. Bu Latinyası dediğimiz de aslında Etrüsklerin o coğrafyada getirip dönüştürdükleri başlangıçta çok daha yakın şeye yani Göktürk yazılarına ama sonra bu hale gelmiş. Zaten Göktürk yazılarıyla benzerlikler var. Türk yazılar çok benzer birbirine. Çok benzer. Bütün alfabelerde ortak bazı harfler söz konusu. Aynı sesi hayır, karşılayan şeyler, S gibi Uygur alfabesi, efendim Arap alfabesi, Latin alfabesindeki S'ler birbirine benzer şekilde evet. Mesela. Ya, mesela şimdi dolayısıyla o dönemde biraz da tabii Atatürk Türkiye'yi çağdaşlaştırmak bir anlamda batılılaştırma yok Atatürk'te. Ama yani orada mutlaka düşündü onu. Ama sonunda çevresindekilerin de kanaatıyla efendim şeyi kabul etti. Türk harfler, Latin değil, Türk harfleri onlar. Ha, ama eksikler var mı? Var. Yani ben olsaydım mesela, aman Gazi Paşa Hazretleri şu Q'yu mutlaka alın derdim. Q. Çünkü Türkçe'de bir K var, bir de K. K var. Böyle şapkayla falan filan çözülme de o iş. Kar, kar. Efendim, bel, ha bir de E var.
Şimdi Azerbaycan dahil bütün Türk devletleri bunları aldılar. Şimdi Türkçe'de bunlar var. Bizim bu Latin harfleri dediğimiz, yani Türk harfleri diyelim, geçiş sırasında ne yazık ki Türkiye'li, Türkçü bazı profesörlerimiz de acayip bir şekilde tutuculuk yaptılar. Yani mesela ben konuşmalarda biz de değiştirelim, ortak bir ABC alalım, biz de onlarda olup bizde olmayan mesela Q harfini alalım. Q. Q dediğimiz ters B. Yuvarlağın içine bir şey. Bu da Q. Bunu alalım. Çünkü benim adım Kamal değil. Kamal olsa daha iyi olurdu da. Bu ayrı. Ama K. Ç. Şimdi Fadi Rıfkı Atay Çankaya adlı eserinde marifet yapmış gibi bu konuda Atatürk'ü kandırdığını yazıyor. Niye? Bu ABC kuruluna, yani harf komisyonuna son anda dahil olmuş ve demiş ki Türkçe'de kesesi yoktur. Türkçe'de kesesi var. Yani şurada Divan-ı Lügat-ı Türk var ya, şimdi alırım bir sürü kesesiyle söylerim yani. Ne demek yok? K'da var, K'de var. Ama öyle bir bilgisiz ne bilsin ya. Atatürk'ün yanında çok yetişmiş insanlar vardı. Ama bazı konularda da cahiller vardı maalesef. O büyük sıkıntıdır yani. Diyor ki, hazırlayıp götürüyor sofraya. Atatürk'ün yanında Kazım Özarp oturuyormuş. Falih diyor, şu benim adımı yaz diyor. Senin harflerle diyor, yazıyor. Diyor bu Kazım oldu diyor. Benim adım Kazım değil, Kazım. Bu diyor Latin harflerinde bir K var, onu da al diyor. Hayır efendim, o Türkçe'de yoktur falan filan. Atatürk bakıyor ki tartışıyorlar. Gel evde konuşalım diyor. Eve gidince diyor ki ne ısrar ediyorsun ya? Bir tane harf, onu da al diyor. Efendim o zaman Türkçeyi bozarız falan filan. Peki diyor, benim dedi adımı şu senin dediğin gibi yazılıyor. Onun dediği gibi. Yani şöyle yazıyor. Çok ayıp ediyor da. Bunu da yazıyor. Gerçek. Yani biz gerçeği konuşmalıyız her anlamda. Şimdi Fadi Rıfkı şöyle yapıyor. Kemal. Peki diyor, bir de Kazım'ın dediği gibi yaz bakayım diyor. Herhalde Atatürk böyle geri giden bir harften hoşlanmamış. Ama öyle demiyor. Şöyle diyor. Bu Kemal. Bu da Fadi Rıfkı Atay'ın dediği gibi. Kemal. Q. Kemal. Peki diyor, senin dediğin daha güzel oldu. Senin dediğini kabul edelim diyor. Şimdi Fadi Rıfkı orada büyük bir, çok büyük bir yanlışını itiraf ediyor. Diyor ki, iyi ki diyor Atatürk diyor, Latin harflerinin majüsküllerini bilmezdi diyor. Minüskülleri büyüterek majüskül gibi yazardı diyor. Yoksa diyor, şöyle olurdu. Daha heybetli, daha güzel görünürdü ve davayı kaybederdi. Çok ayıp ediyor. Yani, tamam, değerli bir yazar da ama çok ayıp etmiş. Türkçe'de K ve K sesleri vardır. Dışarıdan girenler de olabilir ama Türkçe'de de vardır. Kil mesela, aklıma şimdi geldi. Kil mesela. Ne diyeceğiz şimdi biz? Kil mi diyeceğiz? Kıl mı diyeceğiz? Söyler mi dilimiz onu? Dolayısıyla büyük bir yanlış yapmıştır. E-E farkı çok önemli değil. Kapalı ama bir, yani şimdi ben eleştirmek için söylemiyorum ama bir takım siyasi liderler ve hocalar bile, yani ekonomi hocası ekonomi diyor ya, ekonomi. E ne desin, öyle de öyle okunur. Dil öyle alışmış. Halbuki Q koysan onu, yani Q'yu koysalar da onu ekonomi, ekonomi der, ekonomi demezdi. Televizyon spikerleri, sunucular, efendim devlet erkanı yerini aldı. Kardeşim bunlar erkan değil, erkan. Bir K'yle söyleyeceğiz. O kadar çok yanlış var ki. Ama ben o yanlış yapanları suçlamıyorum.
Tabii öğrenseler falan ama yok. Bu kesesi alınmalı. Sonradan yani Atatürk'ün yaptığına sonradan eklemeler, düzeltmeler yapmak da Atatürk'ün bilim yöntemine uygun hareket etmektir. Mesela yumuşakke yoktur ilk Atatürk döneminde kabul edilen ABC'de. Yumuşakke sonradan alındı ama Türkçe onu attı. Ya bugün artık yumuşakke için yazılıyor ama yumuşakke kullanılmıyor yani. Yumuşakke kullanılıyordu, bugün kullanılmıyor. Yani aslında fotoğraf, fotoğraf, telgraf. Ama ne oldu? Fotoğraf haline geldi. Oraya gitti, fotoğraf buluyor. Birçok örnek. Yani birçok örnek var bu konuda da. Yani demek istediğim değişmez diye bir şey yok. Yani ben bir ara Kültür Bakanlığım sırasında bu İstiklal Marşımızın bestesinin güfteye uygun olmadığını, larda yüzen alsan çak filan gibi garip garip kesik kesik cümleler, anlamsız cümleler oluştuğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini söyledim. Bu bakanın heykelini dikmek lazım diyenler de oldu. Vay Atatürk devrimlerine aykırı diye. Ya ne ilgisi var kardeşim Atatürk devrimiyle bu? Ne diyorsun sen ya? Yani Atatürk zamanında zaten beste farklıydı. Sonradan bir iki sefer de değişti. Ben yaptırdım aynı besteyi. Hani prozodi diyorlar ya, onları kaldırarak uyum sağlayan beste yaptım ama kimse itiraf etmedi, itibar etmedi. Yani 10 Türk bir araya gelip İstiklal Marşı'nı okuyamaz. Böyle şey olur mu? Olur mu yani? Benim bu yaklaşımım Atatürk yaklaşımına uygundur. Yoksa dokunmayın. Ya niye bekçisisiniz ya? Atatürk devrimlerinin bekçisiyiz. Kardeşim bahçıvanı olun. Bekçilik niye yapıyorsunuz? Bahçıvanı olun. Bu muhafazakarlık, tutuculuk Atatürk'ün devrimcilik ilkesine aykırı. Ama ne yazık ki Atatürk'ten sonra böyle bir doktrin icat edildi ve Atatürk'ten hızla uzaklaşıldı. Bir süre sonra da karşı devrime girildi zaten. Evet. Evet, tabii çok söylenecek söz var. Ama zamanımız da bayağı uzadı. 2 saat 10 dakikayı geçti. Çok teşekkür ediyorum. Katılımcı dostlardan sözlü olarak konuşmak isteyen, düşüncesini beyan etmek isteyen var mı? Salih Bey, Ali Geniş Bey, Muharrem Ali Bey, Mesude Hanım. Sesli ve görüntülü konuşmak ister misiniz? Soru sormak ister misiniz değerli bakanıma? Ya da düşünce paylaşımı yapmak ister misiniz? Sayın Namık Kemal Zeybek hocamıza bize zaman ayırıp bilgiler aktardığı için hasreten çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yine toplantıların bilgilendirme amaçlı her zaman kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyoruz. Saygılarımızı sunuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Efendim sağ olunuz. Değerli başkanımız Ahmet hocamız. Ben acaba burada bağlasak mı diyorum. Çünkü Salih Bey de belki yaşıyor. Evet. Hiçbir şey yapmasa biraz yorgunluk. Yani şeyler de uyardı beni doktorlar da. Evet. Biraz yorgunluk yapacak falan diye. Evet. Onun için yani yorulmadım ama yorulmayayım artık. Yok. Tesir buyursanız bu söyleşimizi bitirelim. Evet. Yüreğinize, dilinize sağlık. Yani Allah'tan her ikinize de yüksek şifalar diliyorum. Cümlemize. İnşallah daha çok yapılacak işler var. Rabbim müsaade etsin inşallah. Sayın Bakanım sizin son cümlelerinizi özet mahiyetinde alalım. Daha sonra da kaydımızı ve söyleşimizi bitirelim. Ya ben şunu söyleyeyim. Atatürk, yani özet diyeceğim ama yeni bir tartışma başlayabilir. Ama en iyisi odur zaten. Şöyle, ben Cumhuriyet tarihimizi üçe ayırıyorum. Bir, Atatürk dönemi. İki, yarı Atatürk dönemi. Üç, karşı devrim dönemi. Yeniden tam Atatürk dönemine dönmeliyiz. Bunu söyleyeyim. Yarı Atatürk dönemine dönmek kurtuluş değildir.
tam Atatürk dönemine, akıl ve bilim dönemine dönmeliyiz. Bunun için de yüksek düzeyde toplumsal bilgi ve bilincin artması gerekiyor. İnsanlarımızın daha duyarlı, daha ferasetli olması için gayret sarf etmesi gerekiyor diye düşünüyorum Sayın Bakan. Sağ olun. Efendim çok çok teşekkürler. Yüreğinize, dilinize sağlık. Hem size hem de katılımcı dostlara şükranlarımı arz ediyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Hayırlı geceler olsun efendim. Allah sağ rahat versin. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Evet. Çok sağ ol.